Ben fazla vakit kaybetmeden ilkini sunuyor olacağım. Sayın Serdar Yürekli. Kendisi hem ziraat mühendisi, ekoturizm uzmanı, organik tarım uzmanı, tarımsal mekanizasyon uzmanı. Yani bizim konularımızın gerçekten birçoğunda, hemen hepsinde Serdar Bey'in hem tecrübesi hem uzmanlığı var, akademik olarak da, pratik olarak da. Ben sadece özetini anlatmış olayım. Serdar Bey zaten eğitimin içeriğinde kendi yaptıklarından da bahsediyor olacak. Heyecanla bekliyoruz. Serdar Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Selamlar Nazlı Hanım. Sesim falan geliyor mu? Var mı bir teknik sıkıntı? Yok, geliyor sesiniz. Hiçbir sorun yok. Şimdi çok derin ve geniş bir konuda çalışıyoruz aslında hepiniz ve tüm katılımcı arkadaşlar. Çünkü ekoturizm basit bir tanım değil, oldukça geniş bir kavram. Şimdi bu konuda ellerini taşın altına koyan insanlar var. Önce onlara bir kısa bir teşekkür etmeme izin verin. GEKA Muğla, Hüseyin Çiftçi Bey, Mehmet Sert Bey, Mehmet Yasin Kartal Bey bütün mesailerini, zamanlarını bu konulara yoğunlaştırıyorlar. Biz buradan gerçekten çok büyük faydalar alıyoruz. GEKA'nın bu konuda yapmış olduğu fizibilite çalışmaları, teknik çalışmalar ciddi boyutta bize destek veriyor. Onlara ben çok içten teşekkür ediyorum. Bu ekoturizm farkındalık eğitimini sağladıkları için, bu konuyu Türkiye'de konuşulur hale getirdikleri için de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biz kimiz diye bir bilgi aktarmak istiyorum. Ondan önce izin verirseniz bu konuda hazırlamış olduğum bir sunu var. Onu paylaşmak istiyorum arkadaşlarla. Burada bir teknik sorun var mı? Tam ekran. Yok, paylaştınız, gözüküyor da. Tamam. Tam ekran yapabilmeye uğraşıyorum. Şöyle yaparsak. Tamam. Tam ekran oldu herhalde. Oldu, sorun yok. Ben kendimden biraz kısaca söz etmek istiyorum. Ben ziraat mühendisiyim. Çok uzun yıllardır ekoturizm, organik tarım, permakültür, kompost yapımı gibi konularda hem merakımdan hem mesleğimden dolayı akademik olarak bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptım. Bunları tabii sadece çalışma yapmak yetmiyor. Akademik hocalarımızdan bu pandemi döneminde kullanaraktan bunları lisans eğitimlerine çevirdim. Akademik olarak eğitimlerimi aldım. Biz Bodrum'da bir örgütlenme içerisine girdik, bir yapılanma içerisine girdik. Çünkü bu bir kişinin, bir tane akademik bir mesleğin altından kalkacağı bir konu değil. Avukat Doktor Mert Van Bey var. Avukat doktor nasıl oluyor? Hem avukat hem doktora yapmış birçok konuda. Turizmde tüketicinin korunması, sağlık hukuku, tarım hukuku, gıda hukukunda uzmanlığını sağlamış bir arkadaşımız. Onunla birlikte hareket ederek başladık. Çünkü ekoturizm konusunda sahaya inip kazmayı vurduğunuz andan itibaren karşınıza çok sayıda yasa, yönetmelik, tüzük, hukuksal uygulamalar karşınıza çıkıyor. Hem devletin resmi kanalından hem bizler açısından bu çok önemli bir süreç oluyor. İşte Bilal Bey gibi bizim ekoloji konusunda mimaride çok iyi olan Levent Abay Bey, danışman olan eğitimler veren Serkan Bey sahada birlikte hareket ediyoruz. Avukat Mert Van Bey'e bağlı içinde oğlum Yılmaz Yürekli'nin de olduğu Ecem Şahbazlar, Eylül Elif, Beliz Türkmen, Meltem Hanım şeklinde bir avukatlık grubu da kurduk İstanbul Bodrum üzerinden. Bu çalışmalarımızı da ekoturizmin etik, hukuk, teknik uygulamaları konusunda bir kitaba çeviriyoruz. Şu an kitap çalışmalarımız devam ediyor. Eğer bir aksilik olmazsa 4-5 aya kadar bu konuda Türkiye'nin gerçeklerini yansıtan bir kitabımız da sahaya çıkacak efendim, bir aksilik olmazsa. Peki nedir bu çalışmaların içeriği, bugün konuşacağımız konuların konusu? Şimdi imarlı arazilerde yapı yapmaktan o alanda yaşamaya kadar bütün alanlarda her şey tanımlanmış durumda. 1/25 binlik Nazım imar planlarında belediyelere verilmiş olan sorumluluklar çerçevesinde ana yoldan ne kadar, komşu yoldan ne kadar, komşudan ne kadar, gabari dediğimiz yükseklik ne kadar, her şey tanımlı. Ama 1/25 binlik imar geçmiş Nazım imar planlarında bunlar tanımlı. Ve doğal olarak bunların 1/5 bin ve 1/1000'lik planları da yapılmış durumda. Fakat
ekoturizmi ilgilendiren dağ, taş, ova, güzellik, orman, arazi, kıyılara gelindiği zaman bu 1/25 binlik Nazım imar planlarının tamamen dışında. İşin Türkçesi, biz bu alanlara imarsız alanlar diyoruz. Bu imarsız alanlarda ekoturizm uygulamaları konusunda henüz ülkemizde bu konu çok yeni olduğu için çok net, çok tanımlanmış süreçler yok arkadaşlar. Aslında bu konu orman mühendislerini, çevre mühendislerini, harita mühendislerini, jeoloji mühendislerini, ziraat mühendislerini, avukatları, belediyecileri, mimar ve inşaat mühendislerini, peyzaj mühendislerini hepsini bir şekilde bir araya getiren bir yönetmelikler bütünü olması gerekiyor. Ama bizim ülkemizde konu yeni olduğu için her alanda farklı yönetmelik, yasa, tüzük ve uygulamalar var Nazlı. Orada bir bulanıklık oluşuyor. Her konunun yasası, yönetmeliği var fakat ayrı ayrı yerlerde bir bütün içerisinde değil. Bu işin içerisine giren arkadaşlarımız, ki sahaya inen arkadaşlarımız bunu mutlaka yaşıyorlardır. Çünkü güzel olan arazilerin alanları kentin dışında ya hazine, orman, sit, özel çevre koruma bölgesi, tarımsal alan, imarsız alanlar, kadastral yol gibi birçok konu askıda kalıyor. Ne yapılacağı bilinmiyor. Bu noktada karmaşık, çapraz, uzmanlık gerektiren ve teknik konuları çok yoğun ön planda işlenmesi gereken uzmanlıklar gerekiyor. Bu yetmiyor. Bu uygulamalara hakim olmak da yetmiyor. Bu uygulamaları anlatan SAIS, TAT, parsel sorgu, Nazım İmar Plan ve notları, kadastral uygulamalar, yasalar, yönetmelikler, tüzükler, talimatnameler ve portallar var. Bunların hepsini bir arada tutmak gerçekten çok fazla akademik disiplinin bilgi alanlarına giriyor. O yüzden biz bu noktada bir ekip oluşturarak bu konuları toparlamaya çalıştık. Bu noktada bir çalışma alanı belirledik. Karşımıza şu çıktı arkadaşlar. Bir arkadaşımız geldiğinde, biz buna COBİ diyelim ya da küçük girişimci diyelim. Muhtelif arazilerde ben ekoturizm uygulaması yapmak istiyorum. Ben ne yapabilirim bu alanlarda şeklinde talepler geldiğinde, ki çok sayıda talep var bu dönemlerde, özellikle Muğla bölgesine, Bodrum alanına, İstanbul'dan ve diğer büyük kentlerden inanılmaz bir akın var. Hem sermaye anlamında hem heyecan anlamında. Ne yapılabilir buraya diye geldiklerinde ortalama bir arkadaşımız, kent soylu bir arkadaşımız geldiği zaman bu yasa ve yönetmeliklerin tamamına hakim olamıyor. Genel kültür düzeyinde bazı bilgilere sahip ama sahada uygulama yapabilmek için yeterli olmuyor arkadaşlar bu bilgi birikimleri. Biz de kabaca bir baktığımızda önce seçilen alanın, bize önerilen alanın ve arkadaşların sözlerini dinledikten sonra bu işin sürdürülebilir olup olmadığını, hem ekonomik anlamda, hem çevreye duyarlılık anlamında, hem tarımsal anlamda, hem değerlere, yerel değerlere zarar vermeme adına bunun sürdürülebilirliğini biz görmemiz gerekiyor. Ve karşımıza gelen insanın özellikle istek, arzu ve motivasyonuna bakıyoruz. Ona ne nasıl bir enerjiye sahip şeklinde. Ve karşımızdan gelen arkadaşımızın etik yaklaşımına bakıyoruz. İzin verirseniz argo bir şey kullanacağım, rahatsız olduğum bir konu. Bir arkadaşımız gelip araziyi önüne koyup beraber neler yapılabileceğini ortaya koyduktan sonra, siz uzun uzun anlattıktan sonra arkadaşımız bize, yani ben şimdi buraya kaç tane villa koyabilirim dediği an, biz o arkadaşımızla görüşmelerimizi tamamen kesiyoruz. Bizim kitap yazma fikrimiz de buradan yola çıktı zaten. Biz ekoturizmde etik yaklaşımları çok önemsedik. Ben ilk aşamada ziraat mühendisliği, çevre mühendisliği, doğayı ilgilendiren ekolojik alanda uzman bir birimin bunun alttan kalkabileceğini düşünürken, sonra baktık ki bu çok tehlikeli bir süreç. O aşamada yasa, yönetmelik ve izinler ve özellikle etik konusunda bir şeyler yapılması gerektiğini algıladığımız için bunu kitaba dökmeye karar verdik arkadaşlar. Ve bu yasa ve yönetmelik izinlerden sonra kabaca baktığımız zaman bir konsept oluşturuyoruz bu arazide neler yapılabilir şeklinde. Sonra bu arazinin şeyi anlatmak istiyorum. Küçük bir işletmenin ya da bir arkadaşımızın bir
butik bir kırsal alanda otel işletmeciliği, bir ne bileyim kamping, bir bungalovlardan oluşan bir yerleşim alanı ya da bir çiftlik ya da bir zeytinyağı tesisi gibi bir hayalle geldiği zaman ilk aşamada teknik olarak şu konulara bakıyoruz biz arkadaşlar. Sizlere de bu konuda sahada olmamız açısından, yardımcı olması açısından bu küçük notları sizinle paylaşma ihtiyacı hissettim. İlk aşamada projeye başlarken bu arazinin topu, mülkiyet bilgileri, parsel sorgulaması, arazinin öz nitelik bilgileri, arazide bir kısıtın olup olmadığı, özel çevre koruma bölgesi, sit alanı, zeytinlik, mesela zeytinlik de tarımsal bir sit olarak tanımlanıyor. Ondan sonra o arazinin belediyenin imar durumu, arazinin 1/25 bin nazım imar planı ve plan notlarında oranın nasıl tanımlandığı, özellikle kadastral yol durumu, ormandan yol geçiş hatları, araziye giden yolların fiziki yol var, haritaya işlenmiş ama yol yok ya da kadastral yol var yok şeklinde bütün bu bilgileri toplayıp dokümantasyon haline getiriyoruz. Arazinin uydu görüntüleri, tarım, orman, çevre, turizm, belediye sorumluluklardan bilgileri topluyoruz. Arazinin varsa tarımsal üretim desenini ve durumuna bakıyoruz. Yani arazinin tarımsal potansiyelini tartıyoruz. Çünkü tarıma dayalı ekoturizmin bence ana omurgası kırsal turizme dayanmalı diye düşünüyorum. Ekonomik anlamda sürdürülebilirlik açısından. Arazinin toprağına, topografyasına, iklimine, su durumuna, elektrik durumuna, lokomotif bitki desenine, civardaki bitki desenlerine ve özellikle küresel ısınmanın dayatmalarıyla değişim aşamasındaki durumlarını gözden geçirerek ve özellikle eğer varsa çiftçimizin bir çiftçi kayıt sistemini alarak bir dokümantasyonları oluşturuyoruz. Sonra bizim kendi aramızda yapmış olduğumuz bir kabaca bir yol haritası var. Arazi değerlendirme noktasında hangi alana girdiğini, neler olduğunu, ondan sonra gelen arkadaşımızın hayallerini ortaya koyuyoruz. Yasa ve yönetmeliğinde de hakimiz bu konuda. Bütün yasa ve yönetmeliğini biz bir araya getirme şansını yakaladık. Kim nerede ne yapabilir ve ne yapamazı koyup karşımızdaki insanın enerji ve motivasyonunda da eğer bir etik çizgi dışı, ahlaki bir sıkıntı yok ise o projenin bir şeyler yapılabilme ya da neler yapılabilecekse onların yapılması noktasında bazı çalışmalar yapmaya başlıyoruz. Saha çalışmalarına başlıyoruz. Kabaca kağıt üzerinde dokümanlar, bilgiler bir araya geldikten sonra. Aman proje çok önemli bir kavram. Aman proje aslında kelime anlamı çok fazla teknik olmayan, inşaat mühendisi, mimar arkadaşlar bilir, vaziyet planı çerçevesinde çok da ölçüye bağlı olmayan, üzerine koymaya düşündüğünüz donatıları tanımlayan, kesitlerini, yüksekliklerini kabaca gösteren bir proje bütünü. Bu proje aslında devlet birimleriyle sizin aranızda ortak dil oluyor. Sizin neler yapmak istediğinizi devlet yöneticilerine bu avant proje üzerinden sunuyorsunuz. Bir anlatım bütünü aslında, sadece proje değil. Oradaki bitki desenini neler yapmak istediğinizi anlatan bir dokümantasyon bütünü şeklinde gerçekleşiyor. Bu avant proje sağlıklı ve güzel olursa devletle olan diyaloglarınız olumlu gelişiyor. Daha sonra devletin vermiş olduğu onaylar da olsa teknik projeler başlıyor. Daha sonra yasal izinler süreci başlıyor. Ve bu yasal izinler alıp inşaat ruhsatları ya da uygulama ruhsat izinleri alındığında sahaya kazma vurma dediğimiz işlem başlıyor. Projenin sahaya uygulama çalışmaları devam ediyor. Ve daha sonra bu ekoturizm konusunda düşündüğünüz, hayal ettiğiniz ve izinlerini aldığınız konsepti marka ve tanıtım stratejisi başlıyor. Çünkü ekoturizmin kullanım alanları oldukça geniş. O insanlara ulaşmanın yeni yöntemleri var. Meşhur Z kuşağı bunlara çok hakim. Dijital ortamlarda, platformlarda bilgi paylaşımlarıyla marka ve tanıtım stratejisini yönetiyorsunuz. Daha sonra bir sürdürülebilirlik stratejisiyle birlikte proje hayata geçtiğinde bir sahaya uygulamalar başlamış oluyor. Şimdi ben bunları çok hızlı hızlı anlattım. Aslında metin uygulamalardan hiç hoşlanmıyorum. Ama kabaca bunları anlatmak zorundaydım. O yüzden nefessiz geldim buraya kadar. Bundan sonraki bölümde de
şu an yapmakta olduğum, sorumluluğumda olan projeler hakkında arkadaşlarıma kabaca bilgiler vermek istiyorum. Ne yaptık, nereye geldik, ne oluyor şeklinde. İstuzu Dalyan bölgesinde bir projemiz var. Agroturizm, turizm ağırlıklı bir ekoturizm projesi. Adı Çandır Zeytin Çiftliği Projesi. Henüz proje aşamasında olmasına rağmen devletimiz Türkiye'de 11 önemli projeden biri olarak kabul etti. Çok mutluyum bu konuda. İzinlerin %75'ini tamamladık. Aslında çok sıkıntılı, riskli bir alan. 8 adet özel sit ve kısıtı olan bir alan. Bu bölgede bir zeytin işlevi, zeytinyağı özel müzesi tanımlıyoruz. Restorasyon projeleri var. Agroturizmin çiftlik ortamını sağlıyoruz. Turizm niş uygulamaların ön plana çıkarıyoruz. An itibariyle 21 resmi yazışma, 5 teknik resmi rapor, 7 teknik proje süreçlerden geçti. Organik köy belgeli olan Çandır Köyü ile tüm süreçleri birlikte götürme olarak tanımlıyoruz. Böyle bir alandan bahsediyoruz. Bir seyir terasları olan bir çok hoş bir alan ama dediğim gibi çok fazla kısıtı olan bir alan. Dronlar uçurularak arazinin eş yükselti evleri ve kayalık yapıları vesaire tanımlanıyor ki elimizde sayısallaşmış veriler olgunlaşması gerekiyor. Teknik izinlerden sonra teknik projeler için gerekli. Arazimiz içerisinde devletimizin Anıtlar Kurulu'nda tanımladığı antik binalarımız var. Bu binaların restorasyon izinleri onaylandı ve bunlar özel müze olarak kurulacak. Her ekoturizm alanında projenin mutlaka bir lokomotif uygulaması olması gerekiyor. Bizim de bu arazimizde zeytinlik ve delicelik olarak geçtiği için zeytin tarımı, zeytin işliği, zeytinyağı ve müzelerimizde de antik dönemlerdeki zeytinyağı ve zeytin işliklerinin objelerini kullanma hakkımızı ön plana çıkardık. Bu projemizin ayırt edici özellikleri çok geniş bir panoraması var, zengin bir florası var, güzel bir doğa ve seyir terasları var. Zeytin tarımı, organik bostanlar, çiftçilik öne çıkıyor. Tarihi yapı, özel müzeler öne çıktı. Kırsal turizm, gurme, yerel mutfak konusu öne çıkıyor. Rekreasyonel etkinlikler, yürüyüş yolları, çiftlik turizmi öne çıktı. Karetta gözlem noktaları, gece görüş dürbünleri ile karettaları gece izleyip cep telefonlarına video kayıtlarının alınması uygulamalarını yapacağız. Ve kamping, plaj turizmiyle bu projemizi toparlayarak gidiyoruz. İzinlerimizin %70'ini aldık arkadaşlar. Henüz sahada kazma vurma noktasında değiliz. İkinci projemiz Gökçen Adı Güzel diye bir hanımefendimiz var. Kendisi çok değerli akademisyen bir arkadaşımız. Kızıl Ağaç'ta bir alanı var. Sarnıç, küçük Sarnıç bölgesi olarak geçiyor. Şu an projelendirme ve resmi izinler süreci devam ediyor. Burada radikal bir çevre ve ekolojik koşullara uygun bir alan. Permakültür döngüsüne uyumlu. Sarnıç uygulamasına bir dönüş yapacağız burada. Bu Gökçen hanımefendi özel permakültür üzerine eğitimlerini tamamlamış. Radikal bir çevre ve çevreye duyarlı ekolojik koşul içerisinde bu hanımefendi bizi yönlendiriyor aslında projenin düzgün ve etik değerler üzerine gitmesi noktasında. Sarnıç uygulamalarında yöredeki kuraklık ve çok derinden su çıkma faktörleri göz önüne alarak eski dönemde bölgede çok kullanılan sarnıç kültürlerini ön plana çıkaracağız. İhtiyaçta hesaplamalar devam ediyor. Bir profesörümüz bu konuda çalışıyor. Hem suyumuzu hem enerjimizi güneşten ve sarnıçlarla toplama yöntemiyle uygulayacağız. Rekreasyonel uygulamalarımızı tanımlıyoruz. Agroturizm çiftlik ortamını sağlayacağız. Turizm etkinliği ve niş uygulamalar öne çıkacak bu noktada. Arazi hakkında kabaca fotoğrafları paylaşmak istiyorum. Bir soru sorabilir miyim Hilmi Bey? Lütfen efendim. Teşekkür ederim. Bölmek istemedim ama bir soru takıldı aklıma. Bu yapılan bütün anlattığınız projeler Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan mı destek alındı? Hayır efendim, hiçbir yerden destek almıyoruz. Tamamen özel sektör girişimleriyle ortaya koyuyoruz. Projeler sahaya uygulanma aşamasında eğer bir izin, destek var ise tabii ki kullanacağız. Ama şu an biz hibe, teşvik, destek noktasında yürümüyoruz. Muğla ilinde asıl sorun para ve hibe, teşvik değil, izinler konusu efendim. İzinleri almak en büyük teşvik aslında.
Anladım. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Ben hızlı hızlı anlatıyorum ki daha sonra... Tabii Serdar Bey, zaten sunumunuz bitince soru cevap kısmı olacak. Orada soruları alırız, devam edebilirsiniz. Bana oradan lütfen uyarıda bulun. Eğer hızlı, yavaş vesairese daha çok bilgi aktarmak için de onun için. Yok gayet iyi. Buyurun. Emel Budakoğlu'nun şeyi geldi ekrana. Neyi geldi? Bir bilgisi geldi. Evet, çıkardım. Şimdi bu arazinin ayrıca özelliklerine baktığımızda arazinin bozulmamış ve permakültür dengesi, doğaya uygunluğu çok önemli. Susuzluğa dayanıklı tarımsal ürün desenlerini belirliyoruz. O çok önemli bir uygulama. Susuzluğa doğru kayıyor Türkiye ve özellikle Muğla bölgesinde suya dayanıklı çeşitleri seçmemiz gerekiyor. Gençler için rekreasyonel uygulamalar, tamamen eski dönem sarnıç uygulamalarına ve su kullanım kültürüne, tamamen güneş enerjisi kullanımına, kompost uygulamalara ve toprağın zenginleştirilmesine, organik doğal tarım bostanların sağlanması, yerel mutfak gurme uygulamaları, çiftlik ortam ve çiftlik turizmi. Amacımız karbon ayak izini en aza indirme. Tekrar ediyorum, bu projenin sahibi Gökçen Hanım çok radikal bir çevre taraftarı. Çok keyifli çalışmalar yapıyoruz kendisiyle. Ali Rıza Akdolu diye bir arkadaşımızın çok şık bir yeri var. Projelerin ve resmi izinler sürecinde devam ediyor. O arkadaşımız da radikal çevre ve ekolojik koşula uygun bir alan istiyor. Permakültür döngüsüne uyum istiyor. Butik zeytinyağı tesisi, zeytin tarımı ve agroturizm üzerine hareket etmek istiyoruz. Muhteşem bir manzarası ve hava akımı olan bir yer. Denize yakın olmakla beraber dağ havası olan bir yer. Bu şekilde bir yapılanma izni alabilir isek, bu şekilde bir hayalimiz var. Niş bir iki fotoğraf paylaşmak istedim. Bunun gibi niş bir uygulama hayal ediyoruz o bölgede. Kıraç yapıya uygun, güneşten kaçan bir yapı ve aydınlık bir yapı düşünüyoruz. Bir zeytinyağı birimi, küçük kontinü makineler şeklinde düşüncelerimiz var. Burada da ayırt edici özellikler zeytin tarımı, butik zeytinyağı üretimi, yerel ürünler, gurme, niş ortam, yüksek kaliteli estetik fakat basit donatılar, sağlıklı yüksek oksijen ve ozon atmosfer değerlerine sahip, yüksek güneş alan bir ortam, geniş bir panoramaya ve deniz manzarasına görsel zenginliğe sahip bir alanımız var. Ortaklarımızdan bir arkadaşımızın arazisi, terzi sökün dikemez derler, biz de kendimizin işini yapalım dedik. Avukat Doktor Mert Van'ın Dağbelen Ekoturizm projesimiz var. Burası da projelerin ve resmi izinler sürecinde. Muhteşem, güzel bir arazisi var. Radikal çevre ekolojik koşullara uygun bir yer. Permakültür döngüsüne uyumlu. Çoklu tarımsal ürün deseni uygulamasına sahip. Çok zengin bir tarımsal yapı var. Agroturizm, çiftlik ortamı yaratıyoruz. Rekreasyonel etkinlikler yapıyoruz. Çünkü Lelek yolunun üzerinde ve kavşak noktasında gurme ve evrensel yerel lezzetleri kahvaltı evi şeklinde sürmeyi planlıyoruz bu projede. Bu projenin aktif özelliği inanılmaz bir floraya sahip. Yani herhalde bu kadar çok ben bitki desenini, bu kadar güzel bir doğa ortamını Türkiye'de başka bir yerde görmedim. Bu büyük bir şans. Bu projede arazinin florasının çok zengin öne çıkıyor. Güçlü bir yapısı var. Tarımsal potansiyeli güçlü ve polikültüre uygun. Bitki örtüsü güçlü ve zengin, oksijen oranı özellikle çok yüksek. Arazi kotu yüksek, Bodrum'da ama yayla havasına sahip. Yazları serin ve esintili. Lelek yolu ve kavşağı parsele komşu. Çiftlik ortamı ve çiftlik turizmi için uygun. Yerel mutfak gurme uygulamalar ön plana çıkıyor. Kahvaltı ortamı sağlanacak. Kesin organik uygulamalar, doğal ortamın radikal korunması şeklinde ön plana çıkan yapıları var. Son bir projemiz daha var. Onun hakkında da kabaca bilgi vermek istiyorum. Bu çok gurur duyduğum bir proje. Hayata geçmesi için gerekiyorsa devlet dairelerinin kapılarının önünde yatacağım. Etrafımızdaki bütün arkadaşlara bu konu hakkında bilgi veriyorum. Bodrum'da Engelli Sağlık Vakfı var. Turgut Reis'le görev yapıyorlar. 2000 metrekare alanda fizik tedavi üniteleri var. 10 dönümlük bir araziye yerleşmişler. Yaptığı işleri bir görseniz, engelli kardeşlerimizden, dezavantajlı gruptan bir eserler yaratıyorlar. İnanılmaz. Bu vakfa ait bir proje var. Engelsiz Ekolojik Köy Projesi. Çok keyif veren proje. Sayın Valimiz, Sayın Kaymakamımız bu konuya sahip çıkmış durumdalar. Ve Bodrum'un güçlü insanları bu projeyi götürüyorlar. Sadife Hanım, İbrahim Bey çok güçlü ve güzel insanlar projeye sahip çıkıyorlar.
Şu an projenin konsept ve projelendirme aşaması devam ediyor. Sağlık ve sosyal kazanımların üzerine ekolojik köy kurulması, ortamın yaratılmasını istiyoruz. Dezavantajlı grupların topluma kazandırılması önemli. Kamu yararına ekoturizmde dezavantajlı grupların topluma kazandırılması üzerine düşünüyoruz. Bir kabaca bir bu konunun tanımlamasını ortaya koyduk. Engelsiz Yaşam Köyü'nde. Önce bir ekolojik yaşam biçimi belirleniyor. 100-150 dönüm arazi üzerinde bir tarımsal üretim sağlanır. Bu tarımsal üretim kendi kendine yetecek bir katma değer yarattığı andan itibaren o arazi üzerindeki uygulanacak olan bostanlar ve sebze meyve ile o köyün ürünleri sağlanır ve parası kazanılır. Çocukların elde ettiği, dezavantajlı grupların elde ettiği atölyelerden elde edilen ürünler topluma marketingi yapılır. Dezavantajlı gruplu genç kardeşlerimizin ebeveynleri çok sıkıntıda. Onlarla birlikte tatil yapma olanakları sağlanır. Şuna baktık, dezavantajlı grupların topluma adaptasyonunda yoldaş hayvanlarımız, ev hayvanlarımız, canlı hayvanlarımız ve çiftlik ortamları bu kardeşlerimizin hayata adaptasyonlarında çok önemli yer kazanıyor. Böylece ekolojik bir yaşam biçiminin tedavi unsuru olduğunu çok net olarak gördüm. Bu projeyi de çok keyifli olarak takip ediyoruz. Bütün gücümüzle buna çalışıyoruz. İnşallah bunu hayata geçireceğiz. Bu sosyal sorumluluk kapsamında bir konu. Kimin ne gücü varsa ortaya koymasını istiyorum bu projede. Bu projenin ayırt edici özellikleri dezavantajlı grupların ekolojik ortamda kendilerini doğal ortamda hissetmeleri. Sağlık, tedavi, huzur ve tatil ortamını birleştiriyoruz engelli bireyler için. Kamu yararına bir proje. Kar amaçlı sürdürülebilirlik bir denge olması gerekiyor. Çünkü eğer sistem para kazanmaz bir noktadaysa belli bir dönem sonra yürümüyor arkadaşlar. Sürdürülebilirlik açısından mutlaka ekonomik bir sistem kurulması gerekiyor. Ekolojinin tüm doğal unsurları, sağlık koşullarını bütünleştiriyoruz bu projede. Kesinlikle sürdürülebilirlik içerisinde tarımsal üretim önemli bir yer, lokomotif bir yer alıyor. Tarım, doğa, tedavi, sağlık, ekoloji disiplinlerle bütünleşik bir yapı. Ben şu ana kadar çok hızlı hareket ettim. Teşekkürlerimi sunuyorum. Top sizde. Çok teşekkürler. İsterseniz o arada paylaşımı da bir kapatabiliriz. Tabii. Hani sorulara bakalım. Tamam, kapattım. Evet. Evet. Bu arada görüş, soru hem chat'e yazabilirsiniz hem söz alabilirsiniz. Ben ona bir bakıyorum. Şu an soru sormak isteyen var mı diye. Çok hızlı anlattım. Yok ama çok gerçekten her anlattığınızın içi çok dolu. Çok önemli çalışmalar. Bu arada İbrahim Bey söz istemiş. Ben bir ona söz vereyim. Buyurun İbrahim Bey. Teşekkürler hocam. Sunumumuz için, katkılarınız için çok teşekkürler. Ben sizin gibi şimdiye kadar bu çalışmaları yapmış insanları hani neredeyse bir ikinci yani Anadolu'daki bir Rönesans hareketi gibi görüyorum. Kendimin de bu işe girme sebebi bu. Nasıl Rönesans düşünce ve fikir anlamında yanlış bir yaşam biçiminden sonra bir zorunluluk olarak çıktıysa doğayı koruma şeklimizin bugünkü geldiği noktada bir Rönesans'a ihtiyaç vardı. Hani sizler bu işleri çok güzel yapıyorsunuz. Çok teşekkürler. Şimdiye kadar bu işlere emek harcamış. Herkese teşekkürler. Sürecin içinde anlatırken şey dikkatimi çekti benim hocam. Buradaki katılan insanların süreç içinde mesela işte bu sürecin içine zeytin faaliyetinin içine girdiğinde bir iş sağlığı güvenliği sıkıntısı yaşaması durumunda nasıl bir önlem alınıyor, ne yapılıyor? Yani böyle bir risk var mı yok mu, nasıl oluyor hocam? İş sağlığı anlamında mı söyledin? Yani bunun hangi tabirle kullanılacak bilmiyorum. İş sağlığı anlamında mı, gelen misafirlerin sağlık problemleri anlamında mı? Mesela arı soktu veya eli burkuldu, eli kırıldı. Oradaki faaliyetin içine katılan birileri bunların yasal bir problemi oluyor mu? Olmaz mı? Zaten bu faaliyetleri yerine getiremezseniz projelerinizde zaten teknik anlamda izin verilemiyor. Şeyden başlayayım. Rönesans hareketine kesinlikle katılıyorum. Aslında süreç şöyle. Ben ziraat konusunda çok uzun yıllardır sosyal alanda da görev yapıyorum. Geldiğimiz an itibariyle kent soylu kardeşlerimiz kırsalda yaşayan kardeşlerimize desteğe geldiler. Teknik bilgi birikimleri ve sermaye birikimleriyle bu alanlardaki kalkınmayı sağlıyorlar aslında. Bu çok faydalı bir hareket. Şimdi projeler onaylandıktan sonra
arkadaşım. Bu projeleri belediyenin üzerinde bir donatı varsa eğer, bir yaşam gerçekleşecekse, o yaşamın sağlıkla dahil bütün alanlarını planlı programlı ortaya koymak zorundasınız. Dediğiniz gibi bir kaza durumunda neler yapılabileceği ile ilgili her şey tanımlanmış zaten. Onları yapamazsınız zaten, projeyi hayata geçiremezsiniz. ÇKS diye bir kavramımız var, çiftçi kayıt sistemi. Girdiğiniz zaman onların hukuku, yapısı daha başka gidiyor. Hatta sigorta sistemleri dahi ÇKS olanlar da biliyorsunuz daha farklı bir uygulama. Söylediğinizde çok haklısınız ama bu projeyi hayata geçirirken bu donatıların hepsi tanımlanmış ve bitmiş olması gerekiyor. Ben çok hızlı hareket ettiğim için bu kadar detaya girmedim zaten. Bunların hepsi mevcut efendim. Evet, çok teşekkürler. Başka soru ve söz almak isteyen var mı? Ona bakıyorum. Şu an. Ama hakikaten bu bahsettiğiniz konular çok önemli. Bir de yani hem uygulama, yani hayata geçenler var, geçmesi planlananlar var, fizibilitesi yapılanlar var anladığım kadarıyla. O anlamda geniş bir seçki sunuyor. İbrahim Bey teşekkür etmiş, Sait Bey teşekkür etmiş. Başka Celal Bey söz almak istiyor. Buyurun Celal Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum hocamın verdiği bilgiler kısmında. Benim sorum da şu, biz bir agroturizm projesi başlattık. Kars ilinde ben katılımcı olarak katılıyorum. Burada bir köy ortamında yapılarımız vardı. Bu mevcut yapıları biraz daha eli yüzlü hale getirdik. İzinler kısmında tabii şöyle, imar yönetmeliğine tabi olmamız gibi bir sorun yaşıyoruz şu an. Onu çözmeye çalışıyoruz. Çok arsa üzerine yaptık biz bu düzenlemeleri. Ama imara tabi olmamız gerekiyor diye bir şu an yönetmelikle uğraşıyoruz. Bununla alakalı bir çözüm nedir? Bu problemleri nasıl aşabiliriz? Teşekkür ediyorum Celal Bey. Çok ilginç bir noktaya parmak bastınız. Aslında ekoturizmin ve ekolojinin, kırsal turizmin romantik heyecanları içerisinde bu tür konular karşısına çıktığı zaman insan üzülüyor. Biz de zaten bu sorunları aşabilmek için güçlü bir ekip oluşturduk. Tek başımıza altından kalkılamayacağı için. İki boyutu var. Ben aslında ekoturizm olarak tanımlansa da işin lokomotifin, anlatımlar arasında bir iki defa araya sıkıştırdım. Lokomotifin agroturizm ve kırsal turizm olduğuna inanıyorum. Ekoturizmin aslında lokomotifi agroturizm. Siz işin sırrını yakalamışsınız efendim orada. Merak ettiğim konu, bu arazileri yaptığınız, donatıları kurduğunuz ya da restorasyon uyguladığınız yerin köy mücavir alanı içerisinde mi, dışında mı efendim burası? Köy yerleşim yeri içerisinde arsa alanı. Avantaj bu. Bu bir avantaj. Çünkü bir avantaj, tanımlanmış bir yapı. Köy içerisindeki donatıların nasıl olacağı, nasıl olması gerektiğini yönetmelikleri var. Orada bunu hayata geçirebileceğiniz bir alandasınız aslında. Ve avantajlı bir noktadasınız. Olmadığını düşünün bir de. İmar alma hakkı olmuyor o zaman. Evet, imar yönetmeliğine tabi olmamız gerekiyor ama tabii köy yerleşimi olduğu için bir imar düzeni yok köyümüzde. Dolayısıyla biz izinler kısmında belli bir aşamadayız. %60, %70 kısmını zaten hallettik. Ama burada böyle bir şeye tabi olmamız gerekiyor. Bir sorum daha var bununla paralel olarak. Biz bunu mesela bir köy pansiyonculuğu ya da işte köy konaklama şekline daha rahat nasıl getirebiliriz? Tamam. Çok güzel bir soru daha sordunuz. Turizm Bakanlığı'nın turistik işletmeler yönetmeliğine baktınız mı Celal Bey? Onu bir orada evet, orayı inceledik. Orada tabii bu imar yönetmeliğindeki şartlar isteniyor. Yine getirmek istiyorlar diyor. Evet ama alternatif uygulamaları görüyoruz. Yani işte özel konaklama şeklinde ya da köy konaklaması, köy pansiyonculuğu şeklinde, onlara tabii inceleyemedik ama diğer konaklama türlerindeki yönetmelikleri incelediğimizde orada
bir otel işletmesindeki yasal prosedürler çıkıyor karşı. Tamam. Yok, şöyle yapalım onu. Var olan, şimdi bu turistik işletmeler yönetmeliği Türkiye'nin en gurur duyacağı yönetmeliklerden bir tanesi. Aklınıza gelecek mi gelmeyecek, bütün turistik konaklama birimlerinin, yerlerinin bilimsel tanımlaması orada yapılıyor efendim. Eğer yaptığınız donatı, ki büyük olasılıkla butik, köy turizmi, çiftlik evi, çiftlik turizmi şeklinde tanımlayabiliyoruz sizin yaptığınız. 26 odaya kadar butik işletmelere izin alınıyor. O projeyi izlerseniz sizin önünüzü orası çok rahat açar arkadaşlar. Zaten temel sorun şöyle, arazinizin büyük olasılıkla öz nitelik bilgilerine baktığınız zaman orası tarla görülüyor. Yani tarımsal alan sorumluluğunda, Tarım Bakanlığı'nın sorumluluğunda. Ama üstüne getirilen donatı Turizm Bakanlığı'nın ilgisinde. İki bakanlığın ortak bir noktada buluşturma işin sıkıntısı zaten. Çünkü her birim kendi haklarını sonuna kadar koruyor. Ve sizi yoruyorlar bu süreçte. İşte bu yüzden ben etik, kanun, hukuk ve yönetmelik diye ekip olarak ortaya çıktık. Celal Bey, eğer bu konuda sıkıntınız devam ederse lütfen irtibata geçelim. Yardımcı olmaya çalışalım arkadaşlar. En azından bildiğimiz kadar size destek olmaya çalışalım. Teşekkür ediyorum. Doğru yoldasınız. Köy içinde olmanız, butik otel işletmeciliği olmanız, kırsal alanda olmanız önünüzde zaten sorunların %75'ini aşmanızı gerektirir. Evet. Celal Bey'e teşekkür ediyoruz. Faik Bey söz almak istiyor. Faik Bey, buyurun. Merhabalar. Serdar Bey, teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok güzel bir sunum, kutluyorum. Serdar Bey'in bahsetmeye çalıştığı konu gerçekten çok yaşamsal bir konu. Dünkü toplantıyı takip etmiş olan arkadaşlar hatırlayacaklar. Özellikle altını çizdiğim bir konu vardı. O da kavramlar konusu, standartlar konusu ve denetimler konusuydu. Serdar Bey'in bahsettiği tam da bu. Dün tabii bu çok özel bir alan olduğu için, çok başlı başına bir konu olduğu için elbette ki detayına giremedik ama hatırlayacaksınız şunları zikretmeye çalışmıştım. Birincisi, kavramlar konusunda mutabakat mutlaka günün koşullarına, çağın koşullarına uygun şekilde sağlanmalı. Yani agroturizm mi diyeceğiz, agriturizm mi diyeceğiz, tarım turizmi mi diyeceğiz, ekoturizm mi diyeceğiz, hangisi gastronomi turizmi vesaire. Önce bir defa kavramların tamamıyla konsensus halinde ve ilgili bütün paydaşların katılımı ile önce bu kavramların tespit edilmesi gerekiyor. Kavramları tespit ettikten sonra ilgili standartlar mutlaka tespit edilmeli. En can alıcı noktalardan bir tanesi, aynen de Serdar Bey'in ifade ettiği gibi, muhtelif bakanlıkların, çünkü bu çalışmalar, bu tür faaliyetler, adını ne dersek diyelim, bir, tarımla toprakla ilgili olduğu için bir bakanlığı ilzam ediyor. İki, bir imar inşaat faaliyeti olduğunuz için bir başka bakanlığı ilzam ediyor. Üç, turizm faaliyeti yaptığınız için bir üçüncü bakanlığı. Dolayısıyla bütün bu bakanlıkların kendine özgü bütün kavramlarını, kurallarını, kanunlarını, yönetmeliklerini ilgilendiriyor. Bir kesişme alanı var. O kesişme noktasına geldiğinde Serdar Bey'in başı ağrıyor. Çok o kadar safiyane ve o kadar içten söyledi ki, kapının önünde yatacağım, gene isteyeceğim. Çünkü haklı. Şimdi gittiğiniz kişi Turizm Bakanlığı'nın kriterlerine göre diyor ki buranın adı pansiyon kardeşim. Ya ben pansiyonculuk yapmayacağım abi, ben otelcilik yapacağım. Ben çok özel bir alanda, çok özel bir bilmem ne yapıyorum. Hani dün bahsetmiştik ya, işte uygulamalı çiftlikler, işte pasif katılımlı çiftlikler vesaire vesaire gibi. Şimdi bu anlamda bunun mutlaka aşılması ve bütün bu tanımların, kavramların yeniden günün koşullarına, çağın koşullarına gerekiyor. Bu tanımlar yapılmalı. İşi rahatlatacak olan şey bu. Bunu yaptıktan sonra üçüncü ve en önemli adım da
bunun denetiminin sağlanması. Serdar Bey çok kibar bir şekilde söyledi başlangıçta. Kibar dün konuşamadım galiba. Evet, bu yapılan işler, yapılan bu tür hizmetlerin arkasında yatan şey imar rantını elde etmek olmamalı. Kutluyorum. Adı gibi konuşmuş, yürekli konuşmuş. Evet, kaç tane villa sığar dediğiniz zaten bu işi yapmak sürdürülebilir, işte biyoçeşitlilik falan değil yani. Siz imar rantının peşindesiniz. Dolayısıyla bütün bunların, bu kavramların gerçekten bir arada ortak akılla, bugünün aklıyla ve bugünün koşullarıyla mutlaka acilen olmazsa olmaz ele alınması gerekiyor. Çünkü maalesef bir özelliğimiz, toplumsal bir özelliğimiz var. Biz işin cılkını çıkarıyoruz. Maalesef. Serdar Bey'e bir katkı olması açısından bir daha vurgulamak istiyorum. Yaramı değiştiniz. Yaramı değiştiniz Faik Bey. Çok teşekkür ediyorum. Çok kısa bir sayımı aktaracağım. Avrupa Birliği konusunda tarım konusu netleşmiş Avrupa Birliği'nde. Çevre bilinciyle tarım birleşmiş, 3 tane çocukları olmuş. Ekolojik tarım, biyolojik tarım, organik tarım. Üçü de ayrı ayrı tanımlanmış bunların. Ve biz bu tanımlamalar üzerine hareket ediyoruz. İsmi lazım değil bir şehrimizde, ismi lazım değil bir tarım il müdürlüğü mühendisleriyle bir araya geldik. Yaşça meslektaşım benden de ileride bir abimizdi. Ben bunları birbirine bir ortam oldu söyledim. İşte organik tarımdan ekolojik tarıma geçiş gerekir falan dediğimde bana döndü bir bağırdı. Sen dedi sapla samanı birbirine karıştırıyorsun dedi. Her şeyi birbirine karıştırıyorsun sen dedi. Ne alakası var? Bunların hepsi dedi eko tarım dedi. Ekoturizm dedi. Bunu söyleyen de bir ziraat mühendisiydi. Ama fakülteden sonra inanıyorum hiç kitap açmamış. Avrupa Birliği bunu yönetmeliklerle tanımlamış. Ekolojik tarım, biyolojik tarım, organik tarım bunların alt kırılımları. Hepsinin tanımlaması ayrı. İlaç kültürleri, üretim desenleri farklı. Onları bilmediği gibi bunları söylediğim zaman bir de hakaret ettiler. Sen dedi hiçbir şey bilmiyorsun. Ekoturizm tamam o zaman biz hepsini bir torba içine koyduk Faik Bey. Torbanın ağzına dedik ki ekoturizm. Ama sunumumda şöyle bir madde ekledim. Ekoturizmin lokomotifi, para kazandıracak olan noktası agroturizm. Yani tarımsal turizm, kırsal turizm. Para oradan geliyor. Biz ona tarım turizmi diyebilir olmasın. Teşekkür ediyorum efendim. Bakınız ben tekrar devamıyla ilgili bir şey aktaracağım. Çok ilgili dinliyor arkadaşlar. Bu fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Dün toplantıda bahsettim mi bahsetmedim mi bilmiyorum ama biz vermi kültür ve vermi teknoloji anlamında 1,5 yıla yakın Türkiye'nin muhtelif illerinde bir çalışma yürüttük. Bu çalışmada Türkiye'nin gündemine tırnak içinde organik gübre, solucan gübresi kavramı geldi. Ve inanınız ki bakanlıktaki birçok madde, yönetmelik bunun bitkisel üretimimi ilgilendirdiği, hayvansal üretimimi ilgilendirdiği, izinin kim tarafından verildiği, hangi şube aylarca bu konuda uğraşıldı ve birçok şey böyle gitti. Bu yetki karmaşası ve bu yıkamların kimin kiminle ilişkili olduğu meselesi çok ciddi bir sorun ve Serdar Beylerin yürütmeye çalışmalar bu anlamda çok değerli, anlamlı. Çünkü birileri iyi niyetle bir şeyler yapmak için ortaya çıkıyor. Maalesef doğru önderlik olursa, doğru management olursa neticede doğru oluyor. Değerli çalışmalar bunlar. Teşekkür ediyorum efendim. Çok teşekkürler Faik Bey. Ben bakıyorum şu an başka yazılı ya da sözlü bir soru yok. Çok teşekkürler Serdar Bey. Gerçekten çok anlamlı bir konuydu. Demet Hanım da teşekkür etmiş. Uzun bir şey yazmış. Hemen Yücel Bey de yazmış. Yücel Bey size söz vereceğim. İyi uygulama örnekleri bölümünde. Hani ilk zaman teori yapıyoruz. Son bölümde de iyi uygulama örneği olarak size söz vereceğim. Sesiniz kapalı olduğu için bir şey dediyseniz duyamadım. Ama ikinci bölümde görüşeceğiz sizle.
Bir madde ekleyeyim Nazlı Hanım isterseniz. Önemli bir nokta. Biz bütün bu eğitim boyunca kurslarımızda ekoturizmi yüceltiyoruz. Çok güzel yaklaşıyoruz. Fakat aynanın bir de o bir tarafı var. O bir taraftaki ekoturizme şunu söylüyorlar. Temiz bir bardak suya damlatılmış kirli yağ. Bir başka açıda protest anlamda ekoturizm uygulamalarının doğayı zarar veren, doğaya zarar veren, doğayı kirleten uygulamalar olduğunu ve insanın karbon ayak izini çok kaba bıraktıkları alanlar olarak tanımlayıp ekoturizm projelerini direkt reddediyorlar. Bir de böyle bir muhalif yaklaşım da var. Biz bu muhalif yaklaşıma da saygıyla yaklaşıp sürdürülebilirlik noktasında radikal, altını çiziyorum, radikal anlamda doğaya ve çevreye saygı, tarıma saygı çerçevesinde projelerimizi yürütmek zorundayız. Evet Serdar Bey, şimdi Demet Hanım'ın da yazdıklarını ben okuyayım, genel olarak da sormuş. Hani cevap vermek isteyen söz alabilir. Öncelikle çok teşekkür etmiş. Kesinlikle katılıyorum. Standartlar oluşturulmalı ve yasal mevzuatta yaptırım olmalı. Ayrıca tapu kayıtlarında tarım arazisi olup belediye imar planlarında imara açık olan yerlerle ilgili çapraz kontroller yapılmalı. Tapuda cins tahsihi yapılmadan pek çok tarım arazisi ranta kurban gidiyor. Örneğin Bodrum'da mandalina ağaçları aksesuar mahiyetinde villa girişlerini süslüyor. Bozcaada'da adı Bayve olup 5-10 kütüğün ortasında villalar var. Zeytinliklerde de durum farklı değil. Yapılaşma yapan herkes imar barışına başvurdu. Zaman kaybedilmemeli. Tarım turizmi sonuna kadar destekliyorum. Bu konuda ilk eylem planı nedir? Sorum da şu demiş. Katılım sağlayan tüm yetkililer için ya da nereden başlanmalı? Yani bunun için hani ilk eylem planı ya da nereden başlanmalı diye bir soru. Şu an bununla ilgili Serdar Bey söylemek istediğiniz bir şey varsa. Kısa hemen özetleyelim. Kahve falına bakıyoruz ya biz bazen. Ya da doktora gidip kan tahlili veriyoruz ya. Kan tahlili önümüze döküldüğü zaman o arazinin ne kadar teknik, hangi kurumu ilgilendiriyorsa, ne kadar teknik bilgi varsa bir dosya oluşturuyoruz. Önce parsel sorgulamadan, uydu görüntüsünden, öz nitelik bilgisinden, 1/25'lik Nazlı Mimar Plan'daki durumuna, plan notlarına, bölgenin 1/100.000'lik plan notlarının hepsini bir araya getiriyoruz. Masaya seriyoruz. Mesleki bilgilerimiz gereği araziyi fiziki anlamda geziyoruz. Potansiyelini görüyoruz. İklim akışlarını bildiğimiz için su ve iklimin dönüşümlerini görüyoruz. Hepsini masaya koyduğumuz zaman arazinin sahibinin hayallerini dinliyoruz. Onları da koyuyoruz. Elimizde yasa ve yönetmelik mevcut. Hepsini ortaya koyduğumuz zaman oraya ne yapabileceğimizi ve ne yapamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Ona göre yol haritası belirtilen sonra bir AVAN proje hazırlıyoruz. AVAN proje devletle bizim aramızdaki ortak arayüz. Kendimizi ifade ettiğimiz yer. Oradaki yetkili arkadaşlar buna olumlu baktıktan sonra portallar devreye giriyor. Onlar portala yükleniyor KET ortamlarında. O çok bayağı bir uzmanlık gerektiriyor. Oradan izinler alınıyor. İzinler alındıktan sonra ruhsatlar, ruhsattan sonra kazma vuruyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Serhat Bey de daha önce yazdığı bir makaleden paylaşmış. Dayandığı kaynakları yok etmeden ve çevresel tahribata sebep olmadan yapılacak turizm çeşidi kırsal kalkınma için en sağlıklı olan ekoturizmdir. Kırsal kalkınmada ekoturizm bulunduğu yörenin kaynaklarını tüketmeden doğru çevresel ve ekolojik yaklaşımı öncelleyerek turizmin gelişmesini kalkınmanın parametrelerinden biri olarak değerlendirmektedir. Hal böyle olunca kırsal kalkınma için de ekoturizm önemli bir turizm dalı olarak sektörde kendine yer açmaya çalışmaktadır. Çok teşekkürler Serhat Bey. O da ilgili bölümü paylaşmış. Çok doğru söylediniz. Efendim Serdar Bey? İmzamızı atıyoruz. Evet. O zaman herkes düşündüklerini paylaştı. Zamanı da gayet uygun bir şekilde kullandık. Çok teşekkürler. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Bugün iki uygulama örneğimiz var. Onun öncesinde de Sayın Mehmet Gündoğar'ın sunumunu dinliyor olacağız. Özellikle bu konuda çok herkesin merak ettiği bir bölüm. Teşvikler, destekler, şu an aktif ve açık olan destek programları var mıdır? Bu soruları yanıtlayacak bizim için. Demet Hanım da en son
bir ekleme yapmış. Sonuçta bu konuda deniz ulaşımında kullanılan tek pencere gibi ulusal kırsal ağın network'te şeffaf bir uygulama bütünlüğü olmalı. Teşekkürler demiş. Biz de evet aynen öyle dediğiniz gibi çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bu durumda kısa bir ara veriyor olacağız ikinci eğitmenimize geçeceğimiz için. Şu an 52 geçiyor. O zaman 13 dakika sonra yani 15'i 5 geçe, 3'ü 5 geçe burada tekrar Mehmet Gündoğar ve teşvikler, destekler konusuyla özellikle tarım ve ekoturizm konusunda birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Bir tanesi yatırımcı ve girişimcilere karşı geçmişten gelen prosedürlerin karşımıza çok ciddi anlamda engel olarak çıkması. Yoksa Türkiye'nin önünde bu prosedürlerden dolayı engeller çıkmasa, Türkiye'nin ben 3-5 yıl gibi kısa sürede Avrupa standartlarında ekonomik ve ciddi anlamda yani zenginlik seviyelerine geleceğine inanıyorum. Şimdi Muğla olarak yine olaya baktığım zaman Muğla, Aydın ve Denizli olarak diye ben üç ilimizi de GEKA olarak baktığımızda bu üç ilimizin ciddi anlamda ekoturizm ve ekotarım olarak müthiş bir olanakları ve tarımsal alanları olduğuna inanıyorum. Bunu Muğla'ya indirgediğimizde turizmde Muğla artık Antalya'dan sonra İstanbul'u saymıyorum orası bir mega kent. Antalya'dan sonraki en önemli turizm destinasyonlarımızdan bir tanesi. Yalnız Muğla'da dikkat edeceğimiz konu Muğla'mızın doğal yapısına uygun olarak ekotarım ve ekoturizmini geliştirici ciddi projeler üzerinde destek görmesi çok çok önemli. Serdar Beylerin biraz önceki anlatmış olduğu projeleri gibi. Şimdi ben 1978-80'li yıllarda Dalyan bölgesine geldiğim zaman bu bölge tamamen bir atıl vaziyetteydi. Ve sonrasında işte 88'de rahmetli başbakanımız, cumhurbaşkanımız Turgut Özal'la burada karşılaşmamız, sonra burada belirli projeler üzerinde görüşmemizden sonra burası Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çevre koruma planları ve projesine alınarak böylelikle burayı koruma altına almış olduk. Görüntüleri de ben bu arada bir görüntüler de hazırladım Nazlı Hanım bölgemizde. Tabii ki paylaşımı açık zaten paylaşım. Evet şu anda o görüntüleri de giriyoruz. Hem Köyceğiz Gölü, Çandır bölgemiz ve İztuzu plajımız olmak üzere yani genel olarak giriyoruz. Şimdi bölgemize baktığımız zaman çok kısa olarak Köyceğiz Gölü ve bunu bağlayan biliyorsunuz dünyada çok sayılı nadir olan ayaklı göl diye tabir ettiğimiz bir denizle bağlantısı olan doğrudan doğruya gölümüz buluyor. Ve bu Köyceğiz Gölümüz tatlı su kaynaklarıyla beslenen bir göl ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en doğal kalmış mükemmellikteki bir gölü. Bunun dışında bu gölü bağlayan kanal kenarında da Dalyan beldemiz kurulmuş ve Dalyan beldemiz şu anda o Çevre Bakanlığımızın yapmış olduğu 88 yılındaki koruma planlarıyla bugün resimde de görüldüğü gibi hemen hemen doğal alanları tamamen korunmuş olan yegane yerlerden bir tanesi. Bunun devamında yine Alagöl ve Sulungur Gölü diye iki tane büyük gölümüzü hemen İztuzu'na bağlayan göllerimiz var. Sulungur Gölü, Alagölümüzün kenarında Çandır diye bir çok güzel, benim için çok değerli olan bir minik köyümüz var. Bu köyümüz 130 haneli bir köydür ve şu anda yine kanallarda görüyorsunuz. Ve bu köyümüzün en büyük özelliklerinden bir tanesi yamaçlarda kurulmuş çam ağaçlarının arasında hemen hemen kaybolmuş bir vaziyette evlerin olması. Tarımsal ve buradaki üretim yapılan alanların da son derece bakımlı ve güzel olması. O nedenle bu arada tabii ki bu Çandır köyümüzün sol tarafında bulunan Kaunos medeniyetinin kurmuş olduğu da mükemmel bir yerleşim var. Ve bununla birlikte
Bu yerleşimle birlikte ben size ekotarım ve ekoturizm konusunda şeyi bahsetmek istiyorum şimdi. Bir örnekle bahsetmek istiyorum. Bu örnek Hollanda'dan vereceğim. Diyeceksiniz ki Hollanda'yla ekotarım, ekoturizmin ne alakası var diye düşünmeyelim. Şöyle ki şu anda gördüğünüz tesisler de bizim ekolojik Dalyan Resort otel tesisimizi görüyorsunuz. Tamamen kanal kenarına bakarsanız kanal kenarındaki doğa tamamen muhafaza edilmiş. Sazlarına hiç dokunulmamış ve de 1,5 katlı bir tam kat ve çatı katıyla birlikte yapılmış bir tesistir. Ve kaya mezarlarıyla da karşı karşıya bulunmaktadır. Ben yine konuya dönersem şöyle ki ekoturizm ve ekotarımdaki önemli hadiselerden bir tanesi devlet tarafından desteklenmeli ve prosedürler kolaylaştırılmalı diye tekrar ediyorum. Şimdi Hollanda'ya bakıyorsunuz. Hollanda'da bir ekoturizm veya ekotarım yapacak kişi önce arazisini devlet tarafından gelip kontrol ediliyor. Bu devlet tarafından kontrol edilen arazide ne yetişebilir diye önce ürünün tanımı yapılıyor. Ürün tanımından sonra gerekli eğer teçhizatı yoksa traktörü veya işleme aleti bu aletler kişiye devlet tarafından veriliyor. Arkasından bunlar verildikten sonra gerekli ziraat ve tarım bilge kişileri geliyor. Buradaki arazide ekilen şeyi yetiştirdiği süre boyunca devamlı kontrol ediliyor. Daha sonrasında ürün yetiştikten sonra kısa kısa geçiyorum. Yetiştikten sonra depolanması sağlanıyor yine bu devlet tarafından. Depolanması sağlandıktan sonra eksper geliyor, devlet eksperi geliyor ve ürün fiyatı belirleniyor. Ürün fiyatı belirlendikten sonra devlet tarafından ürün fiyatı piyasaya çıkartılıyor. En yüksek fiyattan pazarlanıyor ve sonrasında devlet daha önceki yetişme sırasında yapmış olduğu harcamaları faizsiz olarak içinden düşüyor. Kişiye parasının devlet ödesi değil mi? Yani o nedenle ben tek kurtuluş olarak gördüğüm şey ekoturizm ve ekotarımdır. Eğer biz ekotarıma geçmezsek bu yani hiçbir alayı olmayan tarım anlarım kimyasalların kullanımı nedeniyle bu arazilerimizin ölmeye başladığını göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz nitratlardan yani bomba bile yapılıyor. Yani burada herhangi bir şey ekletmeyelim ama yani bu kadar feci bir kimyasal madde verdiğimiz zaman toprağın içindeki faydalı minerallerin tamamını öldürmüş oluyoruz. Bu nedenle biz kesinlikle şunu söyleyeyim, Muğla bölgemizde 350'nin üzerindeki endemik bitki florasına sahibiz. Fauna da zaten yine çok çeşitli zengin kuş türlerimizden hayvan türlerimize kadar mevcuttur. Bu ekotarımımıza çok önem vermemiz lazım. Biz bundan işte 7-8 yıl önce o günkü vali Muğla valimizle birlikte, Hakan Güvençer valimizle birlikte ben konuyu izah ettim ve kendileri konuya çok ilgi duydular. Köyceğiz ve Ortaca kaymakamlarımızın da destekleriyle ve belediye başkanlarımızın destekleriyle, bu arada sivil toplum kuruluşlarındaki dostlarımızla birlikte biz Çandır Köyü'nde bir eko köy kapsamında ve ekolojik bir tarım olarak agro çiftlik turizmine geçiş yapalım diye girişimde bulunduk. Ve o girişimden sonra bir önceki geldiği zaman birlikte bir uzun görüşmeden sonra Tarım Bakanımızın ilgisiyle genel müdürlerini ve buradaki ilgilileri Dalyan'a gönderdiler. Çandır'da gerekli incelemeleri yaptık. Hatta o yaptığımız ayda bir Çalıştay'ı, Tarım Orman Bakanlığımızın Çalıştay'ını bizim Dalyan'ı yaptık. Bu Çalıştay'dan sonra da
Çandır Köyü'nün ekolojik bir eko köy olma kapsamına alınmasını orada kararlaştırılmış oldu. Tabii şu an Çandır Köyü'nde hiçbir kimyasal kullanılmamakta ve bütün arazilerimizdeki zeytin, narenciyenin her türü, narın her türü ve diğer meyve ve sebze çeşitlerimizin tamamı artık ekolojik bir olarak yetiştirilmekte. Bu yetişen ürünlerimizde diğer yerdeki pazarlamaların fiyatsal olarak her konumda daha farklı bir şekilde ilgi görmekte. Şimdi esas önemli olan bu agro dediğimiz çiftlik turizmine bizim geçmemiz lazım bölgemizde. Şu anda biz Çandır Köyü'nde, bu arada yine Tarım Bakanlığımızın desteğiyle evlerin oda pansiyonculuğunu başlattık. Ve epey bir miktarda evlerde odalarına 15'er bin lira karşılıksız kredi alınarak evlerdeki odalar pansiyona çevrildi, ev pansiyonculuğu olarak. Son derece mütevazi, yani bir zaten yapılaşma olarak bir yüksek kat diye bir şey söz konusu değil. İki kat ve tek kat olarak şu anda köyde binalar bulunmakta. Ve mümkün olduğu kadar da doğal olmasına dikkat ediyoruz. Ve o konuda da kendilerine yardım ediyoruz. Şimdi Dalyan tarafındaki plan, imar planlamasındaki konuma göre artık Dalyan'ın da agro dediğimiz çiftlik turizmine lazım. Çünkü Dalyan'da şu anda görüntüde köyceğiz Çandır Köyümüzü görüyorsunuz. Kavanoz Harabeli'nin önündeki küçük göl, Sülüklü Göl diye andığımız göl. Burası Kavanoz Medeniyeti'nin iç limanı ve ticaret limanı. Sağ tarafta gördüğümüz şu andaki büyük göl Çandır Köyümüzün, organik köyümüzün önündeki Alagöl. Ve arazilerimizi görüyorsunuz. Yapılaşmaları da gördüğünüz gibi tamamen yamaçlarda, çamların arasında kalmış. Hatta şimdi ben birkaç boya firmasıyla görüşüyorum. Bu yeşilin tonları içerisindeki olan evlerin yine aynen yeşilin tonlarıyla bir cephelerinin boyanması konusunu görüşmelerimize devam ediyoruz. İnşallah onu da başaracağımıza inanıyorum. Böylelikle ağaçlarla ve ormanla bütünleşmiş olarak çamların arasında ve doğanın içindeki evlerde kaybolmuş olacak. Tamamen doğal olarak görüntü sağlanmış olacak. Gördüğünüz gibi zeytin burada Serdar Bey'in biraz önce bahsettiği dağlarımızda tamamen çok ciddi anlamda zeytin ağaçlarımız var. Ve bu zeytinin en büyük özelliklerinden biri yamaçların denize bakması nedeniyle denizden gelen iyoplu meltem rüzgarları denizlerimize gerçekten ayrı bir lezzet katmakta. Ve tabii ki bizim bu köyümüzün balının çam balı olsun, zeytinyağı olsun ve tabii ki kekik, ada çayı ve buna benzer birçok nar ve narenciyenin her türü çok değerli ve kıymetli bir durumda. Şu anda pazarlama konusunda da çok bir zorluk çekilmiyor. Şimdi diğer yine gelirsek agro çiftlik turizmine. Agro çiftlik turizminde Dalyan'da Dalyan'ın büyük çiftlik arazileri var. Bu çiftlik arazileri 5, 10 ve 20 dönüm gibi katları olan araziler, bahçeler diyelim. Bu bahçelerde bir narenciye para etmediği zaman maalesef ben gözlerimle gördüm, bende fotoğrafları var. Şu anda buraya koymak istemiyorum, moraller bozulmasın. Böyle bir yeşil bir bahçelerin arasında bir bakıyorsunuz 20-30 dönüm bir arazi bir anda bütün narenciye ağaçları kesilmiş ve orası çıplak bir tarlaya dönüşmüş. İşte en büyük problem burada başlıyor. Çünkü ağaçları kesilen tarla salma suyla ne yapılıyor? Ya buğday ekiliyor ya fi dediğimiz hayvanlara yem veya o nevi bir şey ekiliyor ve ondan sonra ne oluyor? Orası çoraklaşmaya ve tuzlanmaya başlıyor. Tuzlanmaya başladığı zaman sıcakta ısı derecesi artıyor. Ama burası ağaçlık olduğu zaman o ısı derecesi artmıyor. Yani ne oluyor? Çoraklaşma ve tuzlanma biliyorsun arazinin ömrünü kısaltmış oluyor. Ben bizzat yerinde giderek Güney Afrika'da
üzüm bağlarında yapılan agroçiftlik turizmini, Yunanistan'daki agroçiftlik turizmini ve İtalya'da bunları bizzat gittik eşimle birlikte yerinde gördük, inceledik. Yani agroçiftlik turizmine geçildiği zaman gerek oradaki yetişen ürünler gerekse oradaki yapılan turizm çok ciddi anlamda bölgenin marka değerini yükseltiyor ve gelir seviyesini de yükseltiyor. O nedenle bizim bölgemiz de şu anda gördüğünüz Dalyan'da son derece güzel bağlık bahçelik alanlarda yeni yeni böyle 10-12 odalı agro dediğimiz çiftlik turizmine dönük tesisler yapılmaya başlandı. Bu konularda da biz elimizden gelen gerek projesel gerekse fahri olarak bu konularda danışmanlık olarak destek veriyoruz. Hemen şunu söyleyeyim. Ben 40 yıldır bu bölgede hiçbir projede, hiçbir danışmanlıkta bir tek lira kimseden para talep etmiş değilim. Bunu fahri olarak yapıyoruz ve yapmaya devam ediyoruz. Çünkü kurmuş olduğumuz Dalaman Ortaca Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğimizde bu konuları zaten herkese fahri olarak veriyoruz ve vermeye de devam ediyoruz. Bizim kendi Dalyan Resort Otelimizde, Çandır Köyümüzdeki arazimizde yapmış olduğumuz organik üretimlerimizin orada ne yetişiyorsa zeytinyağından, zeytininden, narenciyeden ve nar sularımıza kadar hepsini kendi otelimizde de hepsini misafirlerimize sunmaya devam ediyoruz. Ve tekrar agro çiftlik turizmine dönersek bizim Dalyan'da şu anda nar ve narenciye bahçelerinde ben Çevre Bakanlığımızla görüştüm. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Bu bahçeleri koruyabilmemiz için bir üreticinin yetiştirmiş olduğu üründe pazarlamada bir problem olduğu zaman kızgınlıkla haklı olarak bahçesini bir gecede 20-30 yıllık ağaçlarını kesip orayı tarlaya çevirmesini önlemek için buralarda içinde 10-12 odalı tek katlı yani bir 20 dönüm arazi içerisinde bir 500-700 metrekareyi bulan bir 10-12 odalı bir tesisin biliyorsunuz orada ne bir taşlaşma ne bir görüntü kirliliği yapmayacaktır. Bunları biz çoğaltabilirsek buranın bir anda marka değerini ve de turizmsel gelirini çok ciddi anlamda değerlendirmiş olacağız. Çünkü agro dediğimiz çiftlik turizmi o yörenin bütün yöresel efendim ekmeğinden yetiştirdiği meyvesinden yağından her türlü sebzesine kadar anında oraların değerlendirilmesi demektir. Ve bu nedenle bizim agro çiftlik turizmini bir devlet politikası olarak doğal ortamlarda ve bilhassa çiftlik tarzındaki büyük nar narenciye tarzındaki yetişen yerlerde mutlaka uygulamaya koymamız lazım. Agro demek o yörenin ciddi anlamda marka değerinin yükselmesi demektir. Bunun için ben hatta şöyle bir size şey yapacağım. Yani agro çiftlik turizmine geçtiğimiz zaman bu 12 aya yaymayı da aynı zamanda hedeflemiş oluyoruz. İnsanların doğal yaşama duydukları özlem ve dünya kaynaklarının giderek tüketilmesi, tarım ve turizmi bir araya getirerek zaten ekoturizmi ortaya çıkarmıştır. Bu agro turizmde tarımsal alanlara zarar vermeden de sürdürülebilen bir turizmi ifade etmiş oluyoruz. Kaynakları koru kullan düşüncesi burada ortaya çıkmış oluyor. Bilhassa kırsal alanda yaşayan halkın faaliyetleri doğrultusunda gelir seviyesinin artmasını sağlamakla birlikte sosyo-kültürel açıdan da gelişime olumlu etki yapıyor. Çünkü şu fotoğrafta gördüğünüz Yılmaz Erdoğan kardeşimiz de bölgemize Köyceğiz'e yerleşti. Kendisi de şu anda bulunduğu arazide agro turizme ve agro tarıma başlamış durumda. Biz de ona kendilerine her türlü destek veriyoruz. O da bize kültürel alanda destek veriyor. Onu söyleyeyim. Yani özellikle tarımla uğraşan yerel halk için ekonomik çeşitliliğin oluşmasına da katkı bulunuyor. Yeni kültürlerle kaynaşma, dil becerileri elde etme,
yeni ve modern tarım teknikleri öğrenme sürdürülebilirlik doğrultusunda enerji kaynaklarının, kullanılabilir enerji kaynaklarının da kullanılması sağlanıyor. Bu nedenle tarım turizmi özellikle çocuklar için çok farklı bir deneyim sağlıyor. Çünkü büyük şehirlerde arazilerden ve tarımsal ve görsel yerlerden yoksun çocuklar bitki ve hayvanlardan dolayı onlarla bir arada olamadıkları için yedikleri ürünlerin nasıl yetiştiğini ve bu filmlerde gördükleri birçok flora ve faunadaki hayvanların arazide birebir onlarla haşır neşir olmaları tabii ki veya birçok hayvanı ilk kez canlı olarak bir agro yerde görmüş olması çocuklarımız açısından da çok ciddi bir heyecan oluyor ve çocukların bir anda ruhsal konumunu bile değiştirebiliyor. O nedenle ben size şöyle söyleyeyim. Ortada başta Avrupa ve Amerika olmak üzere değişen bir artık tatil anlayışı var. Ve her yerde gelecekteki en önemli şey agro çiftlik turizmi üzerine bir özellik kazanıyor. Bilhassa şu pandemi hastalığından sonra tamamen agro çiftlik turizmi ve insanların doğaya olan özlemi ön plana çıkmış durumda. Evet, çok teşekkürler Yücel Bey gerçekten. İsterseniz paylaşımı da kapatabilirsiniz, o arada büyük görürüz sizi. Evet, evet, paylaşımı kapatalım. Bir diğer şunu söylemek istiyorum son cümle. Bizim size 5 yıl önce sunmuş olduğumuz GKA'ya Dalyan ve bölgemizde Köyceğiz, Dalaman bölgemizde engellilere engelsiz olarak bir turizm projesi yapmıştık. Bu proje o günkü şartlarda maalesef olamadı, önemli değil. Şimdi biz o projeyi tekrar bir revize ediyoruz. Size yakın bir zamanda bunu tekrar sunacağız. Çünkü engelli yani bulunduğumuz bölgelerimizde olsun artık engelli vatandaşlarımıza engelsiz bir yaşamı sunmak bizlerin birinci vazifesi diye düşünüyorum. Çünkü bir 10 dakika sonra hiçbirimizin engelsiz duruma düşmeyeceğini kimse söyleyemez. O nedenle engelli vatandaşlarımızın da bir engelsiz olarak denize gidebilmesi için şu anda o projemiz hazır. Engelsiz bir tekne, elektrikli olarak projemiz bitti. Hatta bizim şu anda Dalyan'da kanallarda 7 tane yaptırmış olduğumuz elektrikli akülü mazotu olmayan teknelerimiz var. Karadan gidişlerde de hidrolikli, arkadan rahatlıkla engelli bir tekerlekli sandalyeyle çıkılabilecek şekilde olan plajlara gidecek servis araçlarımızın da projeleri bitti. Yani bu arada Dalyan'daki tüm restoran ve turistik yerlerimizin de engelli vatandaşlarımıza engelsiz olarak girip çıkabilecekleri şekilde pansiyon ve otellerimizde de hazırlıklarımız devam ediyor. Bunları da inşallah toplum olarak başaracağız. Böylelikle örnek bir ekoturizm ve ekotarım konusunda Çandır köyümüz başta olmak üzere Dalyan'ımızla birlikte inşallah bunları Türkiye'mizde bir örnek olması kaydıyla sunmuş olacağız diye düşünüyorum. Yücel Bey çok teşekkürler bilgilendirici sunum için. Çok keyifliydi. Zaten hani siz de söylediniz, bu burada daha önce de konuştuk. Güney Ege ve genel olarak Kalkınma Ajansı desteklerinde hani o sırada çıkılan teklif çağrılarının önceliklerine uygun olduğu sürece bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendiriliyor. Tabii, yani tabii. Projeniz eminim fikir olarak çok güzeldir. Belki o koşullara uygun olmamıştır. Ama şey olarak da hakikaten şanslı bir bölge Güney Ege. Çünkü özellikle ekoturizm konusunda çok odaklanmış çalışmalar yapıyor Güney Ege Kalkınma Ajansı. Bugüne kadar çıkmış olduğu teklif çağrıları var. Şu an açık teklif çağrısı yok ama hali hazırda planladıkları yine bu konuda çalışmalar var. O yüzden hani siz Güney Ege Kalkınma Ajansı'nı hem sosyal medyadan hem web sitesinden takip ettikçe bu konuda da bilgi almaya devam edeceksinizdir. Bu arada bugünkü programımız biraz sıkışık. O yüzden ben soru bölümünü çok kısa tutacağım. Hemen tamam. Çünkü
Hazır da böyle destekler, teşvikler tabii demişken Mehmet Bey'in tabii sunumuna geçeceğim. Tamam. Burada sadece hızlıca şunu okuyayım. Ayşe Hanım, ekoturizm eğitimi için Güney Ege Kalkınma Ajansı'na çok teşekkür ediyorum. Acaba GEKA bizlere permakültür konusunda eğitim verebilir mi? Burada GEKA yetkilileri de var aynı zamanda. Onlar söz alacaktırlar Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan. Çünkü biz, yani ben AYMEN'i Türkiye Direktörü olarak bu organizasyonu ve programı moderasyonunu yapıyorum. Ama şunu biliyorum ki Güney Ege Kalkınma Ajansı bu sonuç odaklı programları kapsamında çok fazla faaliyetleri var ekoturizme ve bu konuya yönelik. O yüzden bunların içinde değerlendirilebilir. Yine yetkililer şu anda buradalar. Söz almak istediklerinde açıklama yapabilirler. Onun dışında hemen Serdar Bey'le konuyu tamamlayalım. Çünkü Faik Bey'in eli eskiden kalma diye biliyorum. Yeni değil galiba. Serdar Bey, siz yeni kaldırdınız. Evet, Faik Bey indirdi. O yüzden Serdar Bey'e söz verip konuyu kapatıp hemen Mehmet Bey'e geçiyoruz. Tamam. Buyurun. Çok Serdar teşekkür Bey ederim. Yücel Bey, çok teşekkür ediyorum. Kargo adresinizi verirseniz nüfus kağıdımı hemen gönderiyorum. Beni üstünüze alın. Şöyle ki, Yücel Okutur Dalyan diye yazılı, İngiltere'den yazılan mektup geliyor bana Serdar Bey. Pandemiden sonra bu 17 günden sonra bütün geliyor. Bütün telefonlarım ve bütün webde her yerde beni çok rahat bulabilirsiniz. Süper. İsimsel olarak girdiğiniz zaman. Ama Yücel Bey, sanırım başkaları da olabilir. Bu eğitimin sonucunda bir hediye olsun var. Cep telefonumu verip pardon, özür dilerim Nazlı Hanım. Cep telefonumu vereyim Serdar Bey'e ben size. Tabii efendim. Ben isterseniz gönderirim de size. Tamam, Nazlı Hanım da var. Nazlı Hanım, bir cümle söylüyorum. Bir cümle söylüyorum, özür diliyorum. Ben asla bizim engelli projemiz GEKA'da ihmal edilmiş anlamında söylemedim. Kesinlikle. Evet, bence evet. O projemizin olmaması da iyi olmuş. Neden? Biz şimdi eksiklerimizi daha çok görüyoruz. Şu anda daha kapsamlı, daha güzel bir şey yapıyoruz. GEKA'yı biz çok önemsiyoruz. GEKA bizim 3 ilimiz için çok çok önemli bir kurum ve kuruluşumuz. Ve size tekrar herkesin huzurunda tüm GEKA arttaki en üstten en aşağıya kadar arkadaşlarımızla, Muğla'daki arkadaşlarımız dahil, Denizli, Aydın dahil, valilerimiz dahil herkese teşekkür ediyorum. Yok yok, Yücel Bey, siz çok net açıkladınız. Ben konusu gelmişken genel bilgi vereyim diye. Yoksa sizin zaten hiç yanlış anlaşılmadı. Biz her zaman pozitif enerjiye, pozitif olaylara ve de pozitif insanlara karşı olumluyuz. Hiç orada sorun yok. Evet. Yani çünkü gerçekten kalkınma ajansları bakanlığa da bağlı oldukları için de oradan onay aldıkları sürece ellerinden geldiğince destek vermeye çalışıyorlar. Evet. Tamamen süreçler biraz Avrupa Birliği projeleri tarzında şeffaf ve bazı kurallara bağlı ilerliyor. Ama sonucunda da gerçekten geçen gün paylaştım, çok keyifli projeler bugüne kadar desteklenmiş. Şu anda... Ama son bir ekleyeyim. Gerçekten sizin nüfusa geçmek isteyenler olabilir. Ödül olarak ben da alıyorum. Zaten ben Mevlana felsefesini yapan Karamanlı'da olduğum için, yani Mevlana biliyorsunuz şu anda bütün ailesi Karaman'da kalıyor. Karamanlı'da turizm şeylerimiz, birçok kitapları bastırttık orada da. Şöyle ki biz bu arada sizin GEKA'nızın desteğiyle şimdi bir spor kulübü kurduk. Sportif faaliyetlerimize güzel bir destek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum projede. Ve Göceğiz Gölü'müzde kano, sörf ve yelken gibi sportif faaliyetleri başlatıyoruz zaten. Bakın, hiçbirisinde motor yok, mazot yok, yok. Asla. Tamamen sırf ekolojik bir sportif faaliyetlerimiz olacak. Bu konuda da sizden destek aldık zaten. Tamam Yücel. Ama ben tekrar şunu parantez içinde, bütün izleyenlere de yanlış anlaşılmasın. Biz GEKA adına bu eğitim programını yürütüyoruz. Ben GEKA'da Biliyorum. Hayır, ben sizin vasıtanızla mesajları iletmiş ama oluyorum. Ama arkadaşların hepsi burada. Sağ olsunlar, yoğun programlarına rağmen. Burada dediğiniz için ben zaten size hitaben söylüyorum. Yasin Bey burada, Berna Hanım burada, onları görüyorum. Özgür Bey de gerçekten bütün eğitim programına katılmak istiyordu, genel sekreterimiz. Ama takvimi çok yoğun olduğu için
Yani vakit uymadığı sürece Özgür, de kayıtlardan Özgür, izliyor. Özgür Bey hepimize yetişiyor ve evet, sağ olun. Şu anda şunu söyleyeyim, yani GK olarak biz bütün arkadaşlarımız gerçekten bize her konuda yardım ediyorlar. Bu arada sizi de Dalyan'a tatile bekliyoruz, doğal ortamda, organik bir ortamda. Sizi de tatile bekliyoruz Nazlı. Valla Yücel Bey çok güzel olur. Zaten daha önce söylemiştim, çok kısa söyleyeyim. Ben Muğla'lıyım. Annem Köyceğizli ve babam Ulalı ve zaten bütün ailem orada. Dünyanın en güzel yerleri. Bu arada yani hem sizin olabilir hem de Serdar Bey siz dediniz nüfusa geçeyim diye, ama size de nüfusunuza geçmek isteyen çok kişi olabilir. Tamam. Yani sizin de Bodrum, Aktur, diğer yerler hiç az kalır gibi değil gerçekten. Bizim otelimize gelmesi yeter. Biz hemen zaten nüfusa geçiriyoruz. Tamam. Dediğim çok önemli bir konu var. Devreye giriyorum özür dileyerek. Buyurun. Güzelleme yapmak adına söylersem puanınız 110, 100 üzerinden 110. O aradaki 10 puan farkınız da deneyimimiz ve duruşunuz. Ben bu arada Akyaka'daki avokado bahçesini biliyor musunuz? Bizim Turan abinin Fenerbahçe. Ben Fenerbahçe'nin yüksek divan üyesiyim. Çok güzel. O bahçeyi ben tesis ettim. Yokuştan aşağı inerken Turan abiyle görüşüyoruz zaten. Tebrik ettim. Bahçenin bana, çok tebrik ediyorum Serdar Bey. Serdar Bey, Dalyan'a bir gelirseniz bir görüşelim. Çok memnun olurum. Güzel Bey, bir şey söyleyeyim. Burası çok önemli. Şimdi ekoturizm üst kimlik ama işin lokomotifi agroturizm, yani kırsal turizm. Kesinlikle. Para kazanma ve sürdürülebilirlik oradan kaynaklanıyor. Şimdi ben çok bir araştırma doğru. yaptım. Bölgenize çok hakimim. Çandır Köyü'nde Salih kardeşimle zaten yoğun çalışıyoruz. Arazimiz Çandır'a 4000 metre uzaklıkta. Şimdi avokado, ben Türkiye'de avokado birlik başkanlığını yapıyorum bu arada. Hatay'dan Gümüldür'e kadar. Şimdi iddiam şu, abi dememe izin verin. Ya estağfurullah, mutluluk duyuyorum. Kışın çiçeklenme yapıp meyve verdiği için zirai ilaç gerektirmeyen bir ağaç türüdür. Çok estetik bir vejetatif büyüme yapar ve sizin Köyceğiz bölgesinde, dağlık bölgelerdeki zeytinler değil ama ovada avokado ağacı için iklim çok uygun. Avokado tesis edildiğinde meyvenin katma değeri, ilaç gerektirmeyişi ve yeşil peyzaj özelliğinden dolayı narenciyeyi alternatif ya da tamamlayıcı olarak avokado tarımı orada çok uygun Güzel Bey. Sizin orayı yemyeşil bir alan yapar çıkar. O zaman benim bahçemi biraz önce Çandır Köyü'nün tepeden çekilmişti. Aslında benim bahçem gözüküyordu. Benim bahçemi size götüreceğim. Yalnız otelin bahçesinde ben 10 kere falan avokado diktim. Bir türlü muvaffak olamadım. Neden olamadım onu anlayamadım. Temel sorun şu. Ova olan yerler birikinti toprak, alüvyonal yapıda olduğu için kök bölgesindeki oksijen alamamadan dolayı ölüyor olabilir. Toprak yapısı evet. Küçük. O zaman sizi ben bekliyorum Serdar Bey. Çandır'a gideceğiz. Oraları birlikte bir dolaşacağız. Çünkü orayı ben kendi köyüm olarak görüyorum. Ben Mersinliyim. An itibariyle Mersinliyim. Yörük çocuğuyum. Bodrum'a geldiğimde alo diyorum. Yanınızda mutlaka geliyorum bu yaz için. Tamam. Bekliyorum. O zaman bekliyorum. Zaten burada bu eğitimin 6. günü, artık aile gibi olduk her gün beraberiz. Demek ki bu kadro hep beraber eğitim orada devam edeceğiz. Ben bu kadroyu Serdar Bey özür dilerim. Bu kadroyu ciddi olarak söylüyorum. Yemekli olarak bize Dalyan Resort'te bekliyorum. Nazlı Hanım, bu konuda siz nasıl ki bu oturumu yönetiyorsanız siz de şu anda herkesin de telefonu olduğuna göre siz bu organizasyonda yapıyorsunuz ve ben sizleri burada birlikte olarak bu konuştuğumuz konulardan sonra yüz yüze tanışarak çok mutluluk duyacağım. Bunu kalben söylüyorum. Yok sağ olun, yani samimiyetiniz çok belli zaten, ona güveniyoruz. Zaten kayıt altına da alındı, artık hep beraber geleceğiz. Tamam evet, bundan sonra ayrılmak yok yani, sık sık görüşeceğiz yani evet. Çünkü neden? Çok çok haz duyduğumuz ve gerçekten heyecan duydum. Bakın ben
halen heyecan duyuyorum. Yani sanki var ya, bu dalyanın tamamı benimmiş gibi. Benim dalyanda bakın başka bir bahçem bir şeyim yok. Ama inanın agro çiftlik turizmine herkes geçtiği zaman dünyanın en mutlu insanı olacağım yani. Heyecan duymak çok önemli ve bunun oluşması için elimden yani yaşamımın sonuna kadar da bu mücadeleyi devam ettireceğim Nazlı. Evet yani çok haklısınız, artık konuyu da toparlamam lazım ama son bir şey söyleyeyim. Akyaka sözü geçtiği için, hani bizim de evimiz Akyaka'da ve ben hep hayatımda yaklaşık 40 ülke gördüm. Ama hep şunu diyorum, hani sanırım bütün yolculukları başladığım yere gelmek için yapıyorum, Akyaka'ya diye bir mottom var. Hakikaten evet. Hayatımın son dönemini orada geçirmek istiyorum bence. Tabii şu an çok kalabalıklaştı ama çok özel bir yer ve yerdi. O yüzden konuyu da tekrar bu Güney Ege'den bağlayıp bu bahsettiğimiz desteklerin teknik ve teşvik kısmına geçelim. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Şurada kalmıştık. Engelsiz turizm yerine herkes için erişilebilir turizm anlayışı öne çıkmaya başladı dünyada. Artık biz de bu yönde çalışmak daha doğru olabilir demiş Ahmet Zeki Bey. Faik Bey tekrar tarım turizmi diyelim lütfen gülücüğüyle hatırlatma yapmış. Berna Hanım da Güney Ege Kalkınma Ajansı'ndan kamera ve seste sorun olduğu için konuşamıyorum. Permakültürle ve ekoturizm destekleriyle ilgili sorusu olan katılımcılarımız e-posta adreslerini iletebilirlerse kendilerine dönüş yapabiliriz demiş. Ayşe Esin de buradaymış, süper. GEKA'dan bir sevgili arkadaşımız çok daha. Çok sevgiler, selamlar. Aynı zamanda arkadaşım, bir selam vermiş olayım. Birlikte Japonya'ya gitmiştik iş dolayısıyla. Sevgiler Ayşe. Serdar Bey, avokado yetiştiriciliği için Seferihisar, Selçuk ve Kuşadası da uygun alanlar mıdır? Özellikle agroturizm düşünen yatırımcılar için bilgiler için teşekkürler. Sevgi ve selamlar demiş Ayşe Esin. Tabii cevap hakkı doğdu. Serdar Bey çok kısa hemen. Bu iş için çok uygun ama o bölgenin Seferihisar'ın da uyabileceğini düşünüyorum. İklimin mikroklimatolojik yapısına bakmak gerekiyor. Ama İzmir, Gümüldür uygun, bilgisi olsun diye söylüyorum. Evet, süper. Mehmet Bey, şimdi ben çok kısa da size Mehmet Bey'i tanıtıyor olayım. Gerçekten yine çok keyifli bir bölüme geçiyoruz. Bir saniye, ben şuradan aynı zamanda açayım. Bu arada paylaşım yetkisini de verdik. Sunumu paylaşabiliriz. Bir dakika. Evet, şuradan açtım. Şimdi konumuz ve konuğumuz Mehmet Gündoğar. Mehmet Bey elektrik elektronik mühendisi, daha sonrasında Güneş Enerjileri Enstitüsü bünyesinde yenilebilir enerji teknolojileri yüksek lisansı var. Ve özellikle bugün konumuzla ilgili en doğru kişilerden birisi. Çünkü İSKA bünyesinde de program yönetim biriminde yaklaşık bugüne kadar 200'ü aşkın yatırım projesinde değerlendirme ve izleme süreçlerinde aktif görev aldı. 2012'den itibaren kendi danışmanlık şirketini kurdu ama uzmanlığı yine tarım, ekoturizm konuları. Tarım ve kırsal kalkınma yatırımlarına oldukça odaklandı ve bugüne kadar 122 milyon liralık yatırım değeri olan bir tarımsal yatırım projelerini başarıyla yönetti. Tarımsal proje yatırım alanlarında uzmanlaşıp aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımları ve girişimcilik projelerinde de aktif danışmanlık yapmakta. Aslında bu bölümde de hani hep söylüyoruz ya, böyle puzzle parçaları ve domino taşları gibi bir bütünsel bir şey kurmaya çalışıyoruz eğitimde. Birazcık hani bazen kalkınma ajansı desteklerini konuştuk ama genel olarak bu konularda ne tür destekler var, ne tür teşvikler var, kim bu konuda nasıl destek alabilir? Bu konuların cevabını birazcık Mehmet Bey sunumuyla verecek ve aynı zamanda sorunuz olursa o da sağ olsun her zaman irtibata geçebileceğiniz ve size destek olabilecek birisi. Bu konuda da size destek ve yardımda bulunacaktır deyip sözü Mehmet Bey'e veriyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Buyurun Mehmet Bey. Hoş bulduk Nazlı Hanım. Sesim geliyor galiba. Evet evet, gayet güzel. Tamam. Çok teşekkür ederim. Yani çok güzel izah ettiniz zaten. O yüzden ben kendimi yeniden tanıtmayayım. Serdar Bey, Yücel Bey'e önceki sunumlarından ötürü teşekkür ediyorum. Şimdi bugün işte sizin de söylediğiniz gibi bu yatırım teşvikleri konusunda, ekoturizme yönelik teşvikler konusunda genel bazı 3 ana başlıktan bahsedeceğim ben. Ekranı paylaşayım, sunum şu anda gözüküyor mu? Tabii, yani paylaşım açık. Şu an geldi. Evet, şimdi geldi. Tamam. Şöyle. Bu
Ekoturizme yönelik yatırım teşvikleri aslında bundan önceki dönemlerde işte birçok kalkınma ajansının çağrı başlığında çıktı. Ben bugünkü sunumda kalkınma ajanslarının çağrılarından çok fazla bahsetmeyeceğim. Ağırlıklı olarak şu anda aktif yürüyen teşvik mekanizmalarından bahsedeceğim. Onları üç ana başlığa ayırdım. Yatırım teşvik belgesi destekleri var. Çoğunuz biliyorsunuzdur. Ekoturizm alanında bu yatırım teşvik belgelerine de butik oteller girilebiliyor. Yani butik otelleri yatırım teşvik belgesinden destekle yararlandırabiliyoruz. Onun dışında diğer büyük başlıklardan biri KKYDP programı. Tarım Orman Bakanlığı'nın programı bu. Şu anda 14. etabının başvurularını yeni kapattı. Aktif olarak kırsal turizme son destek başlığında yer vermedi. Ama 12. 13. etabında yer vermişti. Kötüye kullanmalar, hani daha önceden de imar rantları gibi durumlar sebebiyle bunun düzenlemelerini yeniden güncellemek için 14. etapta çıkmadılar ama 15. etapta, yani Ekim ayında çıkacak yeni programda program dahilinde olacak. Onunla ilgili çalışmalar hala devam ediyor. KKYDP desteklerinin dışında bir de İPART'ın programı var. 302 çıkık faaliyetlerinin geliştirilmesi başlığı, 302 nolu başlık. Bu başlığın alt faaliyet, işte kırsal turizme yönelik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve rekreasyon faaliyetleri diye bir program var. Birazdan bunların üçüyle ilgili detaya ineceğim. Ama öncesinde yatırım teşvik belgelerini genel olarak anlatmak istiyorum. Aslında çok fazla detay var. Yani bunun içerisine girdiğimizde çok aşırı detay var ama ben ekoturizmle ilgili olan genel şartlardan biraz bahsetmek istiyorum. Yatırım teşvik belgesi nedir dediğimizde, işte yatırımın karakteristik değerlerini ihtiva eden, yatırımın bu değerler ve tespit edilen şartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde destek unsurlarının istifadeyi sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bir belge. Bizim konumuzla ilgili olarak otelcilik ve turizm işletmelerine de sunulabiliyor bu belge. Ülkemizi işte 6 bölgeye bu belge dahilinde ayırmışlar. 1. 2. 3. 4. 5. 6. bölgelerde değişen destek şartlarına göre destek sunuluyor. İşte 3 yıldız ve üzeri oteller bu destek kapsamına alınıyor. Bizim işte kırsal turizm noktasında kurulması düşünülen dağ evleri, tatil köyleri, yayla evleri bu teşvik belgesinin destek imkanlarından yararlandırılabiliyor. Ne diye düşündüğümüzde bu teşvik belgesinin ne tarz destekler sağlar diye baktığımızda bölgelere göre, işte az önce de söylediğim gibi 6 bölgeye göre ayrı ayrı destekler sunuluyor. Bunlar birazdan anlatacağım detaylıca. KDV istisnası, gümrük vergisi, kurumlar vergisi muafiyeti ve SGK işveren hissesi primi destekleri aslında. Direkt doğrudan bir hibe şeklinde verilen bir destek değil. Ama yapılan yatırım doğrultusunda işte oluşacak KDV ödemelerinden muafiyet, işte olursa gümrük vergisi muafiyetleri ve çalışmalar için SGK işveren primi muafiyetleri oluyor. Bundan yararlanabilmemiz için bizim yatırımcılarımızın işte yorulduğu kısımlardan biri işte turizm işletme belgesi alması gerekiyor bu destekten yararlanabilmesi için. Butik otel tarzı işletmeler, bir desteği alınıyor ama bungalov tipi, işte çadır tipi, yörük çadır mesela yapıyorlar, işte bu bölgede de çoğaldı. Onlarla ilgili yapılar, yatırımlar bu belge desteğinden yararlanamıyor ne yazık ki. Ama ilerleyen süreçlerde bununla ilgili çalışmalar olacak diye düşünüyorum. Bu desteğin temel şeyi şöyle bir şey, bu yatırım teşvik belgesi hiçbir şekilde hibe şeklinde sunulan bir destek değil. Tamamen vergilerden muafiyet sağlıyor. Yani sizin yatırımınızın geri dönmesini, geri ödemesi gibi değil, yatırımınıza sonrasında ödeyeceğiniz ödemelerin ödenmemesi şeklinde bir destek. Bu destekten yararlandığımız zaman diğer o bahsettiğim KKYDP ve TKDK'nın desteklerinden yararlanamıyoruz. Yani o yüzden yatırımcılar genelde bu destekten ziyade diğer desteklere yöneliyor. Tarım Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü kırsal kalkınma desteklerinden bahsedeyim. Yatırım teşvik belgesinden özet geçtik. Kırsal kalkınma desteklerinden bahsedeyim. Kırsal kalkınma destekleri tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve ekonomik altyapı yatırımları olarak iki ayrı başlıkta verilmeye başlandı bu sene.
Bu program 14 çağrı döneminde devam eden bir program. Bu sene Temmuz ayında işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 5 yıl süreyle daha devam ettirilmesine karar verildi. Bu çağrı programı bazında %50-25 şeklinde destek alınabiliyor. Her program ilan edildiğinde belirlenen üst limitler oluyor. Yatırıma ilişkin üst limitler, mesela işte son etap için 3 milyon liraya kadar yapacağınız yatırımın %50'sinde hibe alabiliyorsunuz şeklindeydi. Son dönemini 9 Nisan'da başvurularını kapattı. Şu anda onların değerlendirilmesi devam ediyor. Bununla ilgili işte mesela tekrar çıkılması için 15. etabı bekliyoruz şimdi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde belirtilen her yıl Ekim ayının içerisinde yayınlanacak olan uygulama esaslarına göre başvuru toplanır diye bir madde var. Yani bu yılda 2021 yılı için bu çağrı Ekim ayı içerisinde açılacak diye bekliyoruz biz. Bu çağrının içerisinde de Ekim ayında açılacak çağrının içerisinde kırsal turizm faaliyetlerinin destek dahiline alınmasını bekliyoruz. Çünkü 12. ve 13. etaplarda alınmıştı. Biraz kötüye kullanım oldu. Çok fazla rant oluşturulmaya çalışıldı. O yüzden düzenlemelerin daha iyi yapılması gerektiği tespit edildi. O yüzden bir dönem pas geçtiler. Bundan sonraki dönemde tekrar çıkacak diye bekliyoruz. Bu kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programına gerçek kişiler başvurabiliyor. Şahıs başvurusu olarak. COBİ tanımına uyan tüzel kişiler başvurabiliyor. COBİ tanımını işte 125 milyon ciroyu aşmayan, 250 çalışandan fazla çalışanı olmayan limited anonim şirketleri gibi tanımlıyor. Kooperatifler işte bu konuyla ilgili programa başvuru yapmanın kararını almış, genel kurulunda kararını almış kooperatifler ve birlikler başvuru yapabiliyor. Bunun koşullarından en önemlisi bakanlığın, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın herhangi bir kayıt sistemine kayıtlı olunması isteniyor. İşte ÇKS, işletme tescil, kayıt belgesi, işletme kayıt belgesi gibi belgeleri olanlar bu programa başvuru yapabiliyor. Program bazında 4 ana başlıkta destek veriliyor. İşte yeni tesis yatırımları, sıfırdan yapılan yatırımlara destek verilebiliyor. Tamamlama yatırımları yapılıyor. İşte ruhsat aşamasını tamamlamış, zemin betonunu dökmüş yatırımları tamamlama yatırımı olarak kabul ediyor. Zemin betonu döküldükten sonra işte inşaatını da tamamlamış olabilir. Sadece makine ekipman almak istiyordu. Onu da tamamlama yatırımı olarak kabul ediyor. Bu başlıklar aslında bu programın genel amacı üretime yönelik, tarımsal üretime yönelik işletmelere verilmesi. O yüzden bu başlıklar biraz kapasite arttırma gibi ifadeler kullanıyor. Turizmde de bunu işte teknoloji yenileme, modernizasyon yatırımları veya işte 5 odalı bir butik oteli 12 odalı bir otel yapmak istediğinizde kapasite arttırma başlığından başvuru yapabiliyorsunuz. Teknoloji yenileme modernizasyon var olan yatırımlarınızın günümüz şartlarına uygun veya daha modern şartlara uygun hale getirilecek işte yeni yatırım türleri olarak 4 ana başlıkta veriyor. Son program için konuşabilirim. Son çıkmış olan programda yeni tesis yatırımlarının üst limiti 3 milyon liraydı. Tamamlama yatırımları 2 milyon liraydı. Kapasite artırımları ve teknoloji yenileme yatırımları 1,5 milyon lira üst limitte desteğe tabi tutuldu. Bunun da %50 oranını hibe şeklinde veriyorlar bu programda. Önümüzdeki Ekim ayında çıkmasını beklediğimiz başlıkta bu limitlerin biraz daha fazla olacağı mümkün. Yani olacak 3,5 milyon lira ya da 4 milyon liralara yeni tesisleri çıkaracaklardır diye düşünüyoruz. Öyle konuşuluyor. Destek oranı %50'ydi. Daha önce de belirtmiştim. Hibe şeklinde veriliyor bu destek. Harcamalardan size destek verilen kalemler işte aslında tamamen yatırımın tamamı, inşaata ilişkin giderlerinizi veriyor ve bu tesisin içerisinde olması gereken makine, ekipman, malzeme alım giderlerine ilişkin bütün ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Saf malzeme gibi malzemeler değil ama işte mesela kırsal turizmde otelin içerisinde yer alacak yatağından tutun klimasına, kornişine, her şeyine kadar destek veriyor. Bunun dışında olan işte danışmanlık giderleridir, faiz giderleridir, kredi giderleridir. Bunlara dair hiçbir desteği vermiyor. Sadece inşaat ve makine ekipman alımlarına destek veriyor. KKYDP'de genel olarak, yani ben burada çok
teknik detaylara girmek istemedim. Çok vaktinizi de almayacağım. Ama genel olarak bilmeniz gereken süreç şöyle oluyor. İşte projenizi başvurusunu yapıyorsunuz çağrı döneminde. Bir dosya hazırlanması gerekiyor. İşletme planı ve başvuru formu. İşte o dosyalar çok detaylı dosyalar. Bütün teknik tatbikat projeleri çiziliyor. İşte bütün yerleşim planları hazırlanıyor. Bütün bütçeler oluşturuluyor ve o dosyalarla başvuruyorsunuz. Bir değerlendirme süreci var. O değerlendirme süreci yaklaşık 3 ay sürüyor. 3 ay sonrasında projeniz başarılı olursa sizi sözleşme için davet ediyorlar. O sözleşmeyi imzaladıktan sonra siz belirlenen, bu programın kendi içerisinde belirlenen satın alma rehberine uygun şekilde harcamalarınızı gerçekleştiriyorsunuz. O satın alma rehberine uygun şekilde gerçekleştirdiğiniz harcamaların ödemesini talep edebilmeniz için öncelikle bütün o harcamaların sizin tarafınızdan gerçekleşmesi gerekiyor. Bu da işte bütün ödemeler ilk başta sizin cebinizden çıkıyor. Yatırımcının cebinden çıkıyor. Ondan sonra 500 bine ulaştığında mesela bir ara ödeme talep edebiliyoruz. Onunla ilgili %50'lik dilimde yatırımcıya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe ödemesi yapılıyor. Bazı yatırımcılarımız 500 bin liraya ulaştığında ara ödemesini talep ediyor. Bazıları tamamını tamamladıktan sonra talep ediyor. Tek seferde bir ödemeyle çözmek istiyor. Süreç bu konuda hani çoğu kişinin aklına gelen sorular işte biz yaparız ödemelerimiz gelmiyor çok geç gelir mi gibi sorularla biz hep karşılaşıyoruz ama Tarım Orman Bakanlığı bu konuda zaten sistemini oturtmuş bir yapıda. 60 gün içerisinde ödeme talebi verildikten sonra ödeme geçiyor. Sadece kurallara uygun şekilde yapılması isteniyor. Yapılmışsa ödeme 60 gün içerisinde en geçmiş oluyor hesaplara. Bahsettiğim gibi işte 27 Temmuz'da bu programın 5 yıllık tekrar çıkması kesinleşti Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Önümüzdeki 5 sene içerisinde tekrar her yıl bir kere olmak üzere çıkacak. Programın bütün detayları yılbaşı işte Ekim ayında çıkacak olan uygulama esaslarında yayınlanıyor. O uygulama esaslarında bize yapılacak olan yatırımlara ilişkin bütün detaylar veriyor. O detaylar oluşkun başvurularımızı 90 gün içerisinde yapmamızı istiyorlar. Bu noktada zaten soru cevap bölümünde de sizin aklınıza takılan soruları alırız. Ama detaylı bilgiler isterseniz ben chat bölümüne yazacağım iletişim bilgilerimi. Oradan da sonrasında iletişime geçebiliriz. Çok, çok kapsamlı yani çünkü teknik detayları onların hepsini konu özelinde tekrar değerlendiririz. KKDP desteklerinden sonra bu desteklere çok benzeyen TKDK'nın destekleri var. KKDP destekleri 81 ilde uygulanıyordu. Türkiye'nin tamamında uygulanıyor. TKDK Avrupa Birliği fonlarının ülkemizde kullandırılması üzerine bulmuş bir kurum. 42 ilde var sadece. İşte İPAT programı başlığından destek veriliyor. İPAT Avrupa Birliği tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturan katılım öncesi yardım aracının kısa kalkınma bileşenidir. İPAT Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikası, kısa kalkınma politikası ve ilgili politikaların uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirmesini desteklemeye amaçlamaktadır. İşte ülkemizdeki yürütücü kuruluşu Tarım Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile 42 ilde faaliyet veriyor ve desteklerini sadece o 42 il doğrultusunda sunuyor. Daha fazla 81 ile yayılması için çalışmalar uzunca bir süredir devam ediyor ama henüz yayılmadı. Umarım kısa bir süre içerisinde yayılacaktır diye düşünüyoruz. İşte ekranda 42 ili gösterdim ama işte Güney Ege Kalkınma Ajansı dahilinde işte Aydın, Muğla, Denizli zaten Muğla haricinde Aydın ve Denizli destek kapsamında. Siz yani bunun da TKDK'nın web sitesinden zaten bu desteklenenleri görebilirsiniz. Ben sunumu da paylaşacağım. Orada da yapabiliriz. TKDK 302 nolu başlığı altında çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi başlığı altında kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri desteği adında bu ekoturizm faaliyetlerine aslında destek veriyor. Buna başvurabilecek kişiler işte çiftlik içi ve dışı faaliyetlerini çeşitlendiren çiftçiler, çiftlik hane halkı üyeleri birinci başvuru kriterini sağlayanlar. Bunlar işte tarımdan başka ekonomik bir faaliyeti bulunmayan kişiler.
Kırsal alanda yaşayan gerçek kişiler başvuru yapabiliyor. Kırsal alanda yaşadığını ispatlamak durumundalar. Bütün yatırımlarda zaten bu turizmle ilgili, kırsal turizmle ilgili başvuru yapacak kişilerin kırsal alanda bu yatırımı gerçekleştirmesini istiyorlar. O yüzden kırsal alanda yaşayan gerçek kişiye ve kırsal alandaki faaliyetine gerçekleştiren özel tüzel kişiler kırsal alanda kurulmak koşuluyla başvuru yapabiliyor. İPART programı kapsamında ekoturizme ilişkin destekler sunulduğu başlık çift faaliyetleri geliştirme başlığıydı. Ekoturizme yönelik yatırım konularını muhakkak kırsal alanda gerçekleştirmeniz gerekiyor. Konaklama, yeme içme tesisleri, işte kamp alanları, çadır alanları gibi konu başlıkları var. O konu başlıklarını birazdan anlatacağım. Ama konaklama tesisi üzerine bir başvuru yapıyorsanız ödemenizi alabilmek için turizm tesislerinin belgelendirilmesine ilişkin yönetmelikten belgenizi almanız gerekiyor. Böyle yönetmeliğe uygun şekilde belgenizi almanız gerekiyor. Kapasiteyi de maksimum konaklama tesisleri için 25 oda olarak belirlemişler. Bu doğrultuda 25 odayı geçmeyen konaklama tesisleri destek alabiliyor. Bu kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetlerinin uygun yatırım konularında pansiyonlar, mikro küçük ölçekli konaklama tesislerinin kurulması, yeniden tefrişi, mevcut binalarda yatak, kahvaltı odalarının yenilenmesi ve çiftliklerde açık alanda konaklama amacıyla bina ve tesislerin inşası olarak konu başlıklarında destekleniyor. Aynı zamanda bu kırsal alanlarda hepimizin çok gördüğü ve tercih ettiği işte yeme içme tesisleri de bu destek kapsamında desteklenebiliyor. İşte dağ bisikleti, rafting, doğa yürüyüşleri olmak üzere at biniciliği, spor ve ya kırsal alanda yapılabilecek turistik aktivitelerin organizasyonuyla ilgili gerekli olan işte altyapı yatırımlarına ilişkin bir projeniz olduğunda bu başlık kapsamında destek alabiliyoruz. Aynı zamanda bu başlık kapsamında var olan tesislerin, yani kırsal alanda işte kırsal turizme yönelik ve rekreasyona yönelik bir tesisiniz varsa bunun enerji ihtiyacını üretmesi için yenilenebilir enerji ekipmanlarının alımı da projenin uygun başlıkları arasında. Bununla ilişki makine, ekipman ve inşaat alımlarına destek alabiliyorsunuz. İşte var olan bir tesisinizin mevcut ihtiyacı olan veya modernize edilmesi gereken ekipmanları varsa bununla ilgili hemen hemen tamamını olan işte benvariden tutun da bütün klima işte iklimlendirme, sulama işte su pompası her şeyi destek dahilinde alabiliyorsunuz. İşte eğlence amaçlı ses sistemleri, bununla ilgili işte müzik sistemi, mutfak ekipmanlarının tamamını neredeyse bu destek kapsamında alabiliyorsunuz. Çok uzun bir uygun harcama listesi var. Onu da işte dediğim gibi ileride gerekirse proje özelinde detaylandırırız. Bu desteğin üst limiti 500 bin avro. Yatırım harcamanın üst limiti 500 bin avro. Destek oranları yatırımın bölgesine işte karakteristiğine göre değişiyor. İşte dağlık alanda ise %5 artıyor veya her program bazında belirlenen şehirler oluyor. Onlara direkt %55'ten başlatıyorlar. %40 ile 70 arasında olarak hibe veriyor. Hibe şeklinde veriliyor bu destekte. Geri ödemesi olarak. Şu anda da 302 başlığı zaten aktif bir başlık. Bu başlığın 3 ay içerisinde tekrar açılması bekleniyor. Son yaptığımız görüşmede 3 aydan daha kısa bir sürede çıkacağı söylendi. 45 günde bir başvuru süresi veriyorlar. Maksimum 15 gün uzatma oluyor. Yani dolayısıyla eğer TKDK'dan bu başlık kapsamında destek almak istediğiniz bir yatırım olursa çağrı ilan edilmeden önce bütün çalışmanızı başlatmanız gerekiyor. Çağrıya ilişkin hemen hemen bütün detaylar, kriterler zaten TKDK'nın web sitesinde de sunuluyor. Biz de o detaylara ilişkin teknik bilgi gerekirse TKDK'yla görüşerek zaten yardımcı olmaya çalışıyoruz yatırımcılarımıza. Şimdi ben bu üç detayda, üç başlıkta sizlere anlattım. İşte dediğim gibi çağrı bazlı kalkınma ajanslarının da destekleri vardı ama şu anda aktif olan bir destek olmadığı için kalkınma ajanslarını çok anlatmadım. Bu üç alanda, tarım alanında destekler mevcut. Çok yoğun detayları var ama kısaca işte genel öz bilgileri vermeye çalıştım.
Eğer aklınıza takılan veya hemen detayda öğrenmek istediğiniz bir şey varsa soru cevaplar yanıtlayabilirim. Benim iletişim bilgilerim son slide'da var. Onu chat bölümüne de yükleyeceğim. Yine cep telefonu 7/24 açık. Maille de sorabilirsiniz. Ne tarz destek ihtiyacınız olursa bir yardımcı olmaya çalışırım elimden geldiğince. Teşekkür ederim. Şimdi soru sormak isteyen varsa eğer. O arada isterseniz sunumu da kapatalım, daha büyük görebiliriz. Zaten şeyi bu arada herkes bir çok az bekleyelim iletişim bilgilerini almak isteyenlere. Soru çete yazabiliriz, söz alabiliriz. Ha, onu da ekleyebiliriz chat bölümüne. Açıkçası şey, çok teşekkürler Mehmet Bey. Şu anlamda şu açıdan çok önemli. Genelde hayallerimizi gerçeğe dönüştürmede en önemli araçlardan birisi bu destekler olabiliyor hakikaten. Ve bizim ülkemizde maalesef bu konuya hakimiyet biraz düşük olduğu için birçok destek boşta kalabiliyor, başka yıllara aktarılabiliyor ya da boşa gidebiliyor. O yüzden hakikaten özellikle bu tarım destekleri, ekoturizm destekleri konuya hakim olduğunuzda size çok büyük açılım sağlayabilen bir alan. O yüzden de aslında Mehmet Bey'in hızlı hızlı geçtiği her şeyin dediği gibi çok geniş açılımları var. Ve sağ olsun o konularda da çok yardımcı olur kendisi. Hani her türlü ayrıntılı sorunuz için de iletişime geçebilirsiniz. Hani biz eğitim programında böyle bir hızlı bir geçişle en azından genel bir bilgi olsun diye sağ olsun kendisinden bir sunum istedik. Ama hepsinin derin ayrıntıları ve geniş konuları var. Bu konuda uzmanlaşmak da ayrıca önemli. Çünkü genel destekleri bilmekle burada biraz önce bahsettiği gibi ayrıntılara hakim olmak çok farklı. O yüzden de bu ayrıntılarla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Şimdi sunumu kapatabiliriz Mehmet Bey olmazsa. Ben hem tamam, soru var hem söz almak isteyenler var. Onlara bakayım. Ahmet Bey teşekkür etmiş. Demet Bey katkı için, Demet Hanım teşekkür etmiş. Demet Hanım, Muğla'nın İPART desteklerinden yararlanamaması büyük talihsizlik demiş. Ayşe Şerifoğlu yurt dışı desteği var mı demiş. Celal Bey de tarım başvurularını İl Tarım Müdürlüğü'nden mi yapıyoruz demiş. Faik Bey de teşekkür etmiş. Önce bunları bir isterseniz cevaplayalım. Sonra Serdar Bey söz istemiş. Ona söz vereyim. Bu birkaç soruyu Mehmet Bey buyurun. Tamam. Bu paylaşımı kapat deme şansı olursa birbirimizi daha büyük görürüz. Şu orta yukarıya doğru paylaşım. Tamam oldu. En azından Tarım Orman Bakanlığı'nın kırsal kalkınma desteklerini Tarım İl Müdürlükleri üzerinden yapıyoruz. Onun bir sistemi var. Çağrıya çıktıktan sonra Tarım İl Müdürlüğü üzerinden Tarım Orman Go.tr'de önce online başvuru sistemine yapıyoruz başvuruları. Ondan sonra da onların koordinatörlüğünde yürütüyoruz. İşte sonra elden dosya teslimi gibi süreçleri var. O süreçleri tamamlıyoruz. Direkt il müdürlükleri üzerinden koordine ediliyor yani. Onun dışında desteklerle... Onun dışında yurt dışı desteğin sorulmuş. Yani, bir de şu programın destekleri var. O destekler de işte kredi desteği şeklinde olan Dünya Bankası'nın destekleri var. Turizmle ilişkili gene işte Yücel Bey bahsetmişti. Engellilere yönelik veya dezavantajlı gruplara yönelik yatırım yapmak istediğinizde sivil toplum diyaloğu programının destekleri var. Aslında birçok destek var. Çok detaylandırılması gerekiyor. Ama bunlar hep yatırım özelinde şeyler olduğu için işte dediğim gibi eğer aklınızda bir proje varsa veya yatırım planınız varsa bana bu iletişim bilgilerinden ulaşırsanız ona ilişkin hani sizin yatırım planınıza göre en uygun başlığı belirleyip ona ilişkin daha detaylı bilgi sunabilirim. Evet. Bir de Demet Hanım desteklerden yararlanma konusunda projelerin sürdürülebilirliği ve yeni projelerin doğması konusunda tüm desteklerden yararlanan projelerin ortak bir platformda toplanması fevkalade yararlı olacaktır kesinlikle demiş. Evet, yani doğru söylüyorsunuz. Mehmet Bey bir şey diyorsunuz sandım. Sonra Serdar Bey'e söz vereceğim. O zaman
Bu arada Serdar Bey'e söz vereyim. Mehmet Bey sonra genel toparlasın. Buyurun Serdar Bey. Sesi duyamadım. Teşekkür ediyorum Mehmet kardeşim. Yaşlılık işte, unutma açmayı. Her şeyi hap şeklinde sundun. Eline koluna sağlık, emeğine sağlık. Şimdi eğer Tarım İl Müdürlüğü üzerinden projelerimiz onaylanır ise Ziraat Bankası'nın çok güzel destek sağlayan kredileri var. Örneğin bahçe tesis kredisi var. 2 yıl ödemesiz, toplam 7 yıllık damla sulama sistemlerine ciddi destekleri var. Arazi alım kredileri var. Bunlar Bakanlar Kurulu ile faizleri düşürülmüş olan, zaten ucuz olan krediler. Bizim ekoturizmin ana lokomotifi de kırsal turizm olduğu için Ziraat Bankası'nın tarımsal onaylanmış projelerine olan destekleri de çok ciddi bir kaynak. Onu da unutmayalım. Evet, hibe değil ama çok tatlı bir destek. Onun için teşekkür ediyorum. Önemli olan bir şey soracağım. Uzman olduğunuza inanıyorum. Elektronik ve elektronik mühendisi olarak güneş enerjisi üzerine olan çalışmanız noktasında ekoturizmin ana girdilerinden bir tanesi enerjisini kendisi üretmesi. Elektrik enerjisini güneş enerjisinden elde edebilmek için tarımın izin sınırları içerisinde onaylandığında birkaç kelime söylerseniz mutlu olurum. Teşekkür ediyorum. Yani kendi enerji ihtiyacını üretecek kadar kurulacak olan güneş enerji santralleri, işte rüzgar da dahil de, rüzgarın izin süreçleri bu programlarda çok uyuşmuyor. Güneş biraz daha rahat. Aynen, güneş daha uygun oluyor. Güneş enerji sistemlerinde Tarım İl Müdürlüklerinin verdiği KKDP de uygun, İPART da çok uygun. Sadece bir dönem orada bir hata yaptılar. Sadece şebekeye bağımlı zorunluluğu tuttular. Şebekeye bağımlı olma zorunluluğu da bu kırsal turizm yerlerinde çok mümkün olmuyor. Çünkü zaten en yakın elektrik direği bile 2-3 kilometre ötelerde oluyor. Bu bağlantı hatlarını destekler karşılamıyor ne yazık ki. Bunun için şimdi yeniden şebekeden bağımsız sistemleri de bu destek dahiline aldılar ve güneş enerji santrallerinde kendi enerji ihtiyaçlarının hesaplaması yapılarak bu enerji ihtiyaçlarına uygun kullanan sistemler dahil. Bir de şeyi söyleyeceğim, sizin eğer bu konuda aklınız yattıysa, Ziraat Bankası ile ilgili kredi desteklerini aynı şekilde bu kullanılan yatırımlarda son 2 senede, işte mesela 3 milyonluk bir yatırım yaptınız, bu 3 milyonluk yatırımın %50'sini hibe şeklinde alıyorsunuz. %50'sini de eğer isterseniz Ziraat Bankası'nın kredileriyle, sübvansiyeli kredilerle kullanabiliyorsunuz. Ama ÇK'sı üzerinden Tarım İl Müdürlüğü'nün mutlaka onaylaması gerekiyor. Tabii, yani birçok onay süreci var orada, bayağı bir izin süreci var. Yani siz de yaşamışsınızdır. Çok aşırı detayları olan süreçler var. Yani hem Tarım Bakanlığı'nın projeyi onaylaması gibi. İnşallah yani hani dediğim gibi proje özelinde bütün detayları sunabilirim. Ama şimdi bütün detayları anlatırsam ortalık çok karışıldı. O yüzden ben kısa ve özet şekilde genel detayları anlattım. Çok teşekkürler. Çünkü hakikaten yani teknik ve ayrıntı da önemli bir konu. O yüzden genel hatlarıyla paylaşmış olduk. Ama sizin yine de sormak istediğiniz konular olursa irtibata geçebilirsiniz. Biz çünkü eğitim programını da kurgularken hani fark etmişsinizdir zaten, özellikle 6 gündür girenler. Hani bu konuda Türkiye'de yani dünya uygulamalarıyla birlikte olabilecek en yetkin, hani bu konudaki en ilgili her şeyi tamamlamaya çalıştık. Hani boşta hiçbir şey kalmasın. Bu konuda bir şey öğrenmek isteyen bu 7 günün içinde abi de bu vardı diyeceği dışarıda hiçbir şey bırakmamaya çalıştık. O açıdan bizim için çok anlamlı. Tabii ki bir de hakikaten sadece eğitimciler değil, çok güzel insanları da bir araya getirmiş oldu. Ben sadece eğitimciler için demiyorum, sorular da bence çok kaliteli ve iyi. Yani katılımcılar da bu anlamda bence çok kıymetli katkılar veriyorlar. Böylece eğitimi daha da yukarı taşımış oluyorlar bu destekleri, yorumları ve sorularıyla. Çünkü hani biliyorsunuz iletişimin en temel kuralıdır. Siz çok değerli bir şey anlatırsınız ama ne anlattığınız değil, nasıl anlattınız ve karşıya ne kadar geçtiğiyle ilgili. Karşıdakiyle örtüşmediği sürece de bir anlamı olmuyor.
O yüzden hakikaten bu bölüm de bence çok anlamlıydı. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Başka soru var mı diye bakıyorum. Atladığım bir şey yok sanırım. Hani Gülenay Hanım bütün sunumlar için çok teşekkür etmiş. Onun dışında teşekkürler var. Spesifik bir soru yok ama zaten iletişim bilgilerini paylaştık. Ayrıca bir sorusu olan Mehmet Bey ile irtibata geçebilir. Evet. O zaman tam programımıza uygun gidiyoruz. Hakikaten şimdi son uygulama bölümümüze geçeceğiz. Şu an 16.18, 16.30'a kadar ara vereceğiz. Ve hani hakikaten güzel insanlardan bahsediyoruz. Yine çok güzel bir insanla birlikte olacağız. Nardane Kuşçu. En azından şu bilgiyi vermiş olayım. Kendisi burada zaten şu an Nardane Hanım da bekliyor. Bu aradan sonra bizimle birlikte olacak. Onların mottosuna da bayılıyorum. Düşü olmayanın işi olmaz. Yani Nar Köy'ün kurucusu, Nar Eğitim Danışmanlık kurucu ortaklarından ve kendisi düş kurucusu. Bu hakikaten bu kadar güzel insanı da bu eğitimle tanımış olmak ve bir arada olmak sizler için bence çok kıymetli bir kalıcı etki bırakacaktır diye düşünüyorum. Nardane Hanım'la buluşacağız. O yüzden dördü geçiyor. Yine yani şey talihsizliği var, mesai talihsizliği. Gitmek zorunda olanlar gelecektir. Bir de şu şey çok iyi olmadı. Her gün duyurduk ya, link atacağız size YouTube. Her akşam şey işte ben giremeyeceğim, link atar mısınız mesajları geliyor. Yani şu an burada olanlar dışında da çok aktif katılımcılarımız var. Ama bu link ve şey paylaşım avantajı şey sağladı yani. O an işi olanlar için gitme sebebi olmaya başladı. Ama 6. günü de tamamlıyoruz. O zaman 19 geçti. 30'da Nardane Hanım'la görüşmek üzere diyorum. Mehmet Bey çok teşekkürler katılımınız için. Çok sağ olun. Güzel sunum için. Görüşmek üzere. Paylaşmaya çalışacağım. Sunumu chatten paylaşmaya çalışacağım. Mail atan arkadaşlara da mail olarak geçiyorum. Tamamdır. O zaman görüşmek üzere 17:30'da. Herkese sevgiler. Geldiyse başlayabiliriz. Niye açılmadım? Sesiniz geldi Nardane Hanım. Bir de kamerayı açabilirsiniz. Bir deneyelim mi? Kamera da açıldı. Süper. Ses de geldi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. İyiyim. Dışarıda çocuklar ekim dikim yapıyorlar. Onların sesleri geliyor cıvıl cıvıl. İşte süper. Böyle. Köyümüzde takılıyoruz. Ve sizin davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz. Farkındalığın ötesine geçti. İstişare kısmı muhteşem. Çok sağ olun. Bir de ben tabii görüyorum sizi baştan beri gerçekten hemen her günü takip ettiniz. Elinize, emeğinize, enerjinize sağlık. Ben sizi kısaca tanıtmıştım ama şimdi yeni gelenler varsa diye çok hızlıca geçeceğim. Hakikaten ben bayılıyorum yaptığınız işlere. Nar Köy'ün kurucusu, Nar Eğitim Danışmanlık kurucu ortaklarından düş kurucusu ve Nardane Hanım düşü olmayanın işi olmaz diyor. Çok güzel bir söz. Çok uzatmadan size vereceğim sözü, yaptıklarınızı hani dinleyelim, siz paylaşın. Sorularımız olursa her zamanki gibi hem chatten hem söz olarak bekliyoruz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Buyurun, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bütün arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Elimden geldiği kadar izlemeye çalıştım. Becerebildiğim kadar. Ve tabii ki torunumun izni kadar. Çünkü her gün öğrenmek için o da benimle geliyor. Ve ben bunu çok kıymetli buluyorum. Çünkü ben de bir çiftlikte yetiştim. Babaannemin yönettiği bir çiftlikte anneannemle dağları gezdim. Bu arada benim gibi yörük arkadaşları da gördüm. Yörük milleti illa dağlara gitmeden, bitkileri tanımadan olmaz. Narköy'de Nar Eğitim Danışmanlığı'nın ortak yatırımıdır. Deneyime dayalı eğitimler severiz. Ezber bozan eğitimler severiz. Ve multidisipliner. Böyle olmak durumunda. Arkadaşlar zaten o süreçleri anlattılar.
O süreçler uzun sürüyor, henüz farkında değiller ama kuraklık geliyor, insanların doğaya ihtiyacı var. Bütün bunlar, bir gün benim hayatta 3 tane önemli yerim vardır. Adalet, sevgi, özgürlük. Ve ilkokul, 72 mezunu bir ilkokul öğretmeniyim bunların yanı sıra. Biraz işte lisan bilirim, Shakespeare İngilizcesi de olsa meraklıyım. Geldiğim kültürde kudum senin düşün ne diye sorarlardı. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla şanslıydım, şanslıydım bunu söylüyorum. Lütfen çocukları dinleyelim, lütfen düş kurmalarına, merak etmelerine, keşfetmelerine izin verelim. Ve o düş kuruculuk kaldı. Bu önemli bir nokta, düş kuruculuğun kalması. Bir de deneme cesaretini çok önemsiyorum. Elbette ki her yaşta her şeyi deneyemezsiniz ama deneyebilecekleriniz konusunda teşvik edilmek. Merakın kalması, keşfin kalması, bunlar çok kıymetliydi. Ben 96 yılında bir düşüm var diye başladım. Bir düşüm var, bir eğitim, organik tarım, deneyime dayalı, ezber bir öğrenme değil, bedenin hastası var diye tanımladığım, tam olarak şu anda o tanımladığımız yerdeyiz. Narköy öyle bir yerde, etrafı ormanlarla çevrili. Gibi gibi yazdığım bir düş var. Ve çocukluğumdan beri de atalık tohum toplayan biriyim. Çünkü babaannem gibi kurda kuşa aşağı atacağım diyen. Neden? O zaman kurda kuşa aşağı atılıyordu. Ve karışık ekim yapılıyordu. Şimdi Kandıra'da da kadın çiftçiliği vardır. Bu uzun hikaye. Kadın çiftçiliği ne zaman gerekli oldu, ne oldu. Kandıra işte İstanbul'un manavıydı. Yörük'ün çiftçilik yapanına da manav derler. Ben bir tarafım Yörük, bir tarafım manav kaldı. Ve şimdi yıllar tabii o arada başka şeyler oldu. Nar eğitimin temeli olan bir eğitim şirketi kurdum. Hep aklımda çocuklar, gençler var. İnsan da bir tohumdur. O çocuk da tohumdur. Kendi olmak üzere yaratılmıştır. Dolayısıyla onu tanıyabilirsek ve gerekli özeni gösterirsek, dinleyebilirsek, kendilerini ifade edebilirlerse varlıkları devam edecek. Bir yandan endişeler var. Temiz gıdalar kayboluyor, iklim değişiklikleri geliyor. Bir sürü şey oluyor. Bir sürü şey oluyor. Ve bununla ilgili İşte tohumları çoğaltmaya çalışıyorum, bir sürü şey yapıyorum. Elimden geldiğince. Sonra gençler katıldı. Oğlum, gelinin olan Ebru kızım benim, kıymetlimdir. 4 atanın hakkı bir diyerek büyümüşler denir bir. Evlatlar da öyle. Eşim, kızım, hepsi katıldı. Bir gün dedim ki, çok iyi gidiyor her şey. Ya dedim, çocuklar benim bir düşüm var dedim. Ben gideyim artık dedim. Ama çocukları da sürekli götürürdüm. Hiçbir şey yapamadığımda İstanbul'da yavru kurt liderliği yapıp yine bir yolunu bulur, legal alana çeker götürürdüm. Doğa olmazsa olmazımız. En büyük öğretmenimiz. En büyük öğretmenimiz. Dediler ki bir anlatsana sen şu düşünü. Düşümü anlattım. Böyle bir yer kurmak istiyorum dedim. Tabii ki bu boyutta olmaz. Ama biraz da aklıma düşeni delirteyim. Böyle bir şey var. Yani şurası onun için atıyor. Bu çocuklar işte gerçek gıda yemeli, nefes almalı, kurumlar, aileler gelmeli. Ancak bütünsel olarak bir farkındalık oluşursa bir yere gider. Diğer kısımlara hiç girmiyorum. Arkadaşlarım muhteşem anlattı başımda gelenleri. Velhasılı ben düşümü anlattığımda dediler ki neden beraber yapmıyoruz? Onun dedi ki ben onun içinde bir de otel istiyorum. Doğayla uyumlu otel istiyorum falan dedi. Peki güzel. Eğitimi de seven biridir Ozan.
hep beraber yer aramaya başladık ve bulduk. Çünkü düş olmayan iş olmaz. Bir de ulaşılabilecek kadar yakın, doğal olabilecek kadar uzak bir yer lazım. Biz kimseye kırtala gidin, kente gidin demek istemiyoruz. Biz bir köprü olmak istiyoruz. Orada bakın bu gece Karacalar'ın yattığı bir sınıftır bu arada. Onların hiçbiri rahatsız olmamalı bizim için. Ve bir farkındalık oluşturmak istiyoruz işimizi yaparken. Ekosistemi, ekosistem prensipleri bizim için en önemlisidir ve bunu doğadakini görerek modellemek çok kıymetlidir. Çünkü en büyük öğretmen doğa. Ve biz bir köprü olmak istiyorduk. Kandıra'da köprü bir coğrafyadır. Bunlar çok önemli şeyler. İnsanlar farkına varsın. Herkes hayatına nereden katacak da katsın. Fakat o yıllarda bunu anlatmak ciddi anlamda doğdu. Arazi bulduk. Aşık olduk. İnanılmaz. Ve yine bir kültüre dair bir şeyden bahsedeceğim. Bulduğumuz arazinin adı Hıdırlık mevkii. Ve çok eski bir keson kuyu var. Tabii bu beni bayram ettirdi. Hep biraz hikaye anlatayım istiyorum. Bayram ettirdi. Neden? Bir yere Hıdırlık derlerse dört mevsim yeşildir. Çünkü altından kireç kayaları geçer. Kireç kayaları suyu tutar. Hiç de konvansiyonel tarım falan girmemiş bir alandan söz ediyoruz. Orada yabani bitkilerin hepsi var. Mart sonu. İnanılmaz. Benim öğretmenlerim burada dedim. Eriyat otunu gördüm. Yaşasın gerçek orman diye bin tane fotoğraf çektim. İnanamayacağınız kadar heyecanlıyım. Bu kadın her gün bir eşofman yırtıp elinde sadece küçük bir fındık bıçağı fotoğraf makinesiyle ne yapıyor? Ya görüntü bu. Tabii bütün bu gerçekliğin orada olması çok heyecan vericiydi. Gerçek orman kirlenmemiş, doğanın içinde üç taraf ormanlarla çevrili. Tabii bitin yıllardan bu yana tarihi bilinen Nikomedia bölgesindeydi. Hemen bir arkadaşım aradım. Deneysel arkeoloji profesörü. Ayşe, sen buraların yetkililisin. Türkiye'den tek deneysel arkeoloji profesörüdür. O da benim gibi yürüktür. Dağ bayırtına çocuğunu bağlayıp göreve giden bir kadındır. Bazen böyle şey olunca burası Anadolu arkadaşlar diyorum. Ve araştırmalara başladık bir yandan. Ben yabani bitkileri inceledim. Ne ekeceğime, karar vereceğime onlar karar veriyordu. Örneğin yabani altın çileği gördüğüm zaman sevinçten delirdim. Elimde 39 tane altın çilek tohumu var. Onun Türkçedeki adı pelerini bektaş üzümüdür. Sanat atölyesinden falan inanmaz. Neyse, ektim şimdi düştüğü yerden çıkıyor. Düştüğü yerden çıkıyor. Çünkü onun atıları orada, büyük annesi, büyük babası orada. Başka denemeler yapmaya başladım. Çünkü gittiğiniz coğrafyayı ve demografik yapıyı anlamıyorsanız hiçbir şey olması mümkün değil. Onlarla işbirliği yaptığımızda ancak olur. Ve 2007 yılında hemen elimde evde yetiştirdiğim fideleri getirip ekmeye başladım. Bir yandan da projenin ön sözünü yapmaya başladım. Tabii bu arada yasaları, devlet memurluğu alışkanlığımız var. Hepsini araştırıyorum, okuyorum. Duvarda bir zihin haritası. Orada projeyi yazmaya çalışıyorum. İşte bulduğumuz Türk-Fransız karma bir ekip var. Profesör Işık Aydemir, hepsinin hocası. O çocukları çağırdım, burada yatacaksınız dedim. Burada kalacaksınız, ne bulursak onu yiyeceğiz. Neden? Dokunsunlar, anlatsınlar diye. Ve pek çok da danışmanlık aldık. Çünkü bu işler multidisipliner işlerdir. Bir tek sizin söylemenizle olmaz. Ailece de biz multidisipliner bir aileyiz. Projemizi yazdık. Öncelikle yerel
ve kamu yönetimlerine tutunduk. Oradan başlayarak, bana göre değişim biraz aşağıdan yukarıya gider. Bir ne yaparsak, o süreç içinde Nafettin Hoca'nın torunuyu da Mayam'ı da tutalım. Ve tek tek bilgilendirerek gittik. Çünkü arkadaşlarımın da söylediği gibi harikalar. Bayılıyorum ben. Şimdi pek çok bakanlıkla muhataptınız. Pek çok yapılan şey var. Bir yandan organik tarımla ilgili toprak analizlerini yaptırıp, ÇKT kaydı yaptırıp o konudaki çalışmayı. Niye organik tarım? Çünkü bir model oluşturuyorsunuz. Bu sorumluluk getiriyor. O organik tarımı belgesini alalım ki eskiden böyle bir şeye ihtiyaç yoktu. Çünkü temiz üretim yapılıyordu. Alalım ki bir disipline olalım gibi. O arada tatlı çiftliği olduk. Belki bilirsiniz Buğday Derneği ve WUF. Tarım Turizm Takas. Bütün dünyadan ve Türkiye'den arkadaşlar gelmeye başladı. Ve o arkadaşlarla, köyden gelen arkadaşlarla çalışıyoruz. Bu da kurallardan bir tanesi. Yereldeki arkadaşlarla da başlamak. Bir yandan da altını çizmeden geçemeyeceğim. Kadın emeği de görünür hale gelsin istiyorum. Neden? Çoğunlukla görülmüyor. Oysa Kandıra'da tarımı kadınlar yapar. İşte bu şekilde görgü, bilgi, kültür alışverişi, muhteşem bir doğa, tarihi bir yer, insan yapısı çok farklı farklı, kültürler bir arada. Bunlar hep birleştirici unsurlar. Şimdi jeologlar şey der, konglomera derler. Bizim jeolog da bir eğitimcimiz var. Yani o yer altındaki, deniz altındaki kayaları bir araya getirmeye konglomera derler. Bir harç girmek lazım, ruh girmek lazım. Bir yandan da yasal işler, zorunluluklar, ayda 3 defa Ankara'ya gidip gelmeler. İnsanlar iyi niyetli ama anlattığınızda çok yabancılar. Kurumlar arası iletişim sıkıntılı. Çok zaman alıyor. Bu sizin maliyetinizi arttırıyor. Zaman maliyeti, para maliyeti, motivasyon maliyeti. Allah'tan biz adandık buna. Ve nar eğitimin bütün geliri, hayat boyunca kazandığımız her şey. Arkadaşlarıma çok hak veriyorum. Tarım olmadan olmaz. Gıda çok önemli. Ve temiz gıda çok önemli. Temiz gıda çok önemli. Ve onların yetiştirilmesi gerek. Atalık tohum olduğu için çok sulanmaması gerek. Çok gübrelenmemek lazım. Şımarık olurlar. Dibe doğru gitmedikleri için su aramaya. Bu defa ne olacak? İçerikleri verimsiz olacak. Bu bir sıkıntı. İçerik verimsizleşecek. Oysa o içeriği alabilmeleri gerek. İçerik verimliği diye bir şey söylediğimde çok gülüyorlardı bana. Nedir? Yani domates gibi de gerçekten içi o topraktan derinlere giderek iz elementleri taşıyor mu? Hıdrellez kutlamaları da devam ediyor Hıdrellez kuyusunda orman gezileri. Velhasılı yetiştirdik, yedik, baktık, denedik, çocuklarla ettik, diktik, üniversitelerle çalıştık. Pek çok makale yazıldı gibi gibi böyle atlaya atlaya anlatıyorum. Damat geldi. Ufaklık çiftlik tarafında çocuklarla kim dikim yapıyor. Böyle bir hayat. Biz ekolojik, sürdürülebilir eğitim odaklı ama deneyime dayalı eğitim odaklı bir yer kurduk. Çevreden arkadaşlarla çalışmaya başladık. Bunların hepsi kıymetli. Tarım kısmında başladık. Diğer otel kısmına da geçti. Bu arada 3 yeşil yıldızlı bir otelimiz var. Mimari olarak da pek çok özelliği var. İnşallah herkese kapımız, gönlümüz açık. Bize göre kapıdan giren her can kıdıralettelandır. Sadece insan değil, her can. Dolayısıyla bunları yaptık. Doğaya minimum temas, minimum ayak izi.
yağmur sularını topluyoruz. Bu önemli. Binaların üstü ona göre dizayn edildi. Alttan ayaklar üstünde toprağın canlılığı devam etsin diye. Hep şunu sorduk, biz gitsek bile bu toprak böyle devam edebilsin. Bu arada tabii araya söylemeden geçemeyeceğim bir şey var. Meta çok beğenince o 1,5 sene gidip anlatmaların sonucunda kamu yararı notu koydular. Bize %60 imar verdiler. Biz onun büyük bir kısmını kaldırdık. Kendimizden bile doğayı koruyabilmek adına. Doğal dokusuna hiç dokunmadık. Yabani bitkiler devam etti. Hem yağmur suyun diplerini hasat ettiler. Hem birbirlerini desteklediler. Hem bir de yol gösterdiler. Hala da önemli. Benim için hep önemli olacak. Ben de biraz yabaniyim. Ondan da olabilir diye düşünüyorum. Velhasılı biz belli bir noktadan kaldırdık. Bize oraya hiç yapı yapılmasın diye artı diğer kısmada minimum temasla minimum karbon ayak izi. Her bir ürün üzerinde çalışarak örneğin ne kadar üretimi sırasında evet ürün ekolojik olabilir ama üretimi sırasında ne kadar karbon ayak izi bıraktı, ne kadar su ayak izi bıraktı gibi bir tür böyle minik atıştırarak hikaye anlatıyorum. Yağmur suları toplandı. Doğal bakterilerle temizlenmeye başladı. Kullandığımız hiç kimyasal kullanmadığımız için o suların hepsi de doğal bakterilerle arıtıldı. Türk gençlerinin buluşu olan bir sistemdi. Dubai kaptı gençleri. Ve onlar bir gölette toplandı. Hem mikroklimayı değiştirdi. Hem çok farklı kuşlar gelmeye başladılar, hayvanlar gelmeye başladılar. Üzeri de sunay cimeğiyle kaplandı. Hem buharlaşmayı önlüyor, hem ağır metal kalmış da analizini yaptırıyoruz suların. Yani bize sistemden giren suların hepsi arınmış oluyor. O su mercimekleriyle tavuklar, ördekler bayılıyor. Organik tarımda kullanılabilir, ineklere verilebilir. Her gün 1/3'ünü alın. Satmak isterseniz de paketlersiniz, akvaryumlara satarsınız ama biz onu yapmadık. Ve o az sulama, damlama sulama, bazılarını hiç sulamama boyutundaki bu bir yandan da yetiştirdiğimiz yiyeceklere yetti. Yetti. Çünkü yoldan çıkarmayalım. Ekosistemin bir kuralı. Değişmeyen şey değişimdir. Ekosistem, sistemler birbirine bağlı, süreçlerle bağlı. Velhasılı böyle bir proje oluştu. Daha içinde çok hikaye var. Mesela bakın bir gün bir dernek gelmişti arkadaşlar, ziyarete gelmişlerdi. Dediler ki housekeeping'i kim yapıyor hocam ya dediler. Ben buradayım, çocuklar olsa onlar cevap verir. Ondan sonra dedim ki köyden arkadaşlar yapıyor. Ya abarttın ama dediler. Nereden bilsin housekeeping? Evet siz bir yatın kalkın dedim. Ertesi sabah bana dediler ki bizim Asiye, ya burada Enver Paşa var. O da doğa eğitimleri falan yapar. Bu bölgenin eski Tugay komutanıdır. Ben ona dedim ki yıllarca dağlarda savaşmış bir adam olarak şiddetten şefkat çıkarmış adam. Önemli olan şefkattir. İçinde şefkat taşımayan hiçbir şey güçmüş değildir bana göre. Onu demiş ki bir çamaşırlık yaptın ha paşam bana demiş. Emredersin komutanım deyip yapmış. Ve o kurutma makineleri var. Ama onları kullanmak yerine hem para boşa gidecek, enerji boşa gidecek. Oraya atıp kurutmuş. Bakın çok minnacık bir şey ama. Ertesi sabah kalktı arkadaşlar. Biz çok uzun süredir rüzgar ve güneş kokan çarşafta uyumamıştık dedi. Evet yaparlar. Bir yandan döngüsel ekonomi, bir yandan sosyal ekonomi, bir yandan bütün arkadaşların katılması. Şimdi benim yaptığım bu konuşmayı çiftlik yöneticisi Gülaşlı yapsaydı bence daha bile güzel olurdu. Çünkü geçenlerde bir konuşma yaptı. Eli işin içinde çünkü. Bu çok önemli. Yabani meyveleri de koruyoruz. Muhteşemler. Onlardan meyve suları yapıyoruz.
yetiştirdiklerimiz toframıza geliyor. Onlar birer ekip diktikleri için, koparıp yedikleri için başında bedenin hafızası kuvvetlidir. Beden o gerçek gıdayı hatırlıyor. Temiz havanın içinde canlı bir su içiyor burada. Ve doğal gün ışığı alıyor. Ve aydınlatmalar yere bakar, gökyüzünü görelim diye. Neden? Neden? Çünkü hep çocuklara deriz ya, bir hatırlatma yapayım. Ağlayınca falan, aa bak kuş geçiyor deriz. Ve gülmeye başlar birden çocuk. Neden acaba? Anatomiyi bilmek gerek. Yukarı baktığımızda suratımızı atamayız. Oynayan katlar bizi gülümsetir. Ve çözüm odaklı yapar. Proaktif ol demek de proaktif olmuyor ki, makineyi doğru kullanmak lazım. Ve bir yandan da geleceği düşlemeye başlar. Onun için istikbal göklerdedir der atamız. Ben böyle minik minik yine söylemeye devam edeceğim. Ve bu deneyimlerden sonra çocuklar okullarında projeler yapmaya başladılar. Okul bahçeleri kurmaya başladılar. Yarışmalara katıldılar. Dünya birincilikleri alanlar var. Öğretmenleri destek oldu. Biz borçluyuz. Çünkü sürdürülebilir ekoturizmin bir anlamı da şudur. Gelecek nesilleri tehlikeye atmadan ekosistem prensiplerine uyarak bir işi yapmak. Ve biz muhteşem bir coğrafyadayız. Olup biten bu. Bütün bunları deneyimlememi sağlayanlara, öğretmen okulundaki öğretmenlerime, biz gittiğimiz köylerde de bahçe yapardık. Kooperatif varsa hükümet komiseriydik. İşler zora girdiğinde sivil savunmacıydık. 18 yaşında ihtiyar heyetinin üyesiydik. Hepine teşekkür borçluyum. Çocuklarım da böyle yetiştiler. Hırslarımız yok. Elbette ki ekonomik başarılı bir model ortaya koymalıyız. Çünkü sürdürülemez. Çok şükür bu pandemi döneminde gönüllü alamıyoruz şu anda. %50 alıyoruz konuklarımızı. Aileler geliyor. İşte şirketler için yeni fikir üretmek isteyenler. Bir yandan ekolojik okuryazarlık, bir yandan dijital okuryazarlık olduğunda ve doğaya uygun kullanıldığında ortaya başka şeyler çıkıyor. Pek çok model çıkmaya başladı burada. Bir yandan Kandıra'da bir kırsal kalkınma projesi üzerinde çalışıyoruz. Ve burada yetişen ekip ikinci nesli olarak, ben diyorum bu da sürdürülebilirlik. Ben hikaye anlatırım. İkinci nesli yakalayın, üçüncü nesil yetişiyor. Hadi onlarla da yürüyün diyorum. Bu bana güzel geliyor. Hani bizde yörüklerde masal anlatıcıya kedvence derler. Köye bir masal anlatıcı gerekliymiş. Ben bu masalların her birimizin bünyesinde yer bulduğunu gördüm burada anlatan arkadaşlar. Tabii ki bunun arkasında çok ciddi çabalar var. Çok fazla araştırma var. Daha çok net tanımlanmışlıklar yoktu bu işler olurken. Biz adamdık Narköy için. Ve bunun için de mutluyuz. Buraya gelen çocuklar da gitmek istemiyor. Gelirken iyi, giderken gidipleri yok. Çünkü ormana gidiyorlar, ayakları çamura giriyor, elleri toprağa dokunuyor. Üniversitelerle ortak çalışmalar yapıyoruz. Biz iyi çoğalsın, umut daim olsun diyenlerdeniz. Ben bu sürecin ötesinde arkadaşlarımın akıllarına ne gelirse aklımın erdiği yerden cevap verebilirim. Biz burada permakültürü de uygulamaya dikkat ediyoruz. Biyodinamik tarım vardır Almanya'da, bio diye geçer. Biraz da yurt dışı falan gidip görürüm, merak ederim. Gittiğim yerlerde de bakarım. İlla bir dağını bayırını göresim gelir. Ekosistem prensiplerine uyarak, anlamaya çalışarak, hepsini anladığımı zannetmiyorum. Henüz öğrenmeye devam ediyoruz. Bu şekilde bir köprü olmak istedik. Ve bu köprüde sanata kadar, doğadan yapılan boyalara kadar, yapraklara kadar,
Hepsini bir arada yapmaya çalışıyoruz. Arkasında gençlik yürüyor diye söyleyebilirim. Nardane Hanım çok teşekkürler. Yani gerçekten hani her projemiz çok kıymetli ama sizin yaptıklarınız da inanılmaz. Yani ben çok etkilenerek izliyorum. Sizi dinlerken de zaten web sitenizi açtım, en azından herkesin o söylediklerinizle görüntüler örtüşsün diye de geçmeye çalıştım. Elinize, emeğinize sağlık. Yani gerçekten hani ülkemizde ihtiyacımız olan projeler, birçok ekoturizmle ilgili alanı orada birleştiriyorsunuz. Yani hani bahsettiniz zaten. Çok kıymetli. Şimdi sorular ve yorumlarla ilgili birazcık zaman ayırmış olalım. Ona göre de devam edelim. Size teşekkür ediyorum. Ben dedim gönlünüz ne çekiyorsa. Bir de bu arada hep yaptığımız bir şey var. Resmi geri bildirim defterinin dışında geri bildirim defterleri var her yerde. Çünkü insan bazen körleşebiliyor. Çocuklar bir resim yaparak geri bildirim verebiliyorlar. Bir geldiğinde at binmemiş çocuklar. Mesela okulca gelmiş, bu defa bindirmedin ama ne öğretmenim. Bir daha geldiğimizde bindirmezsen külahları değişiriz yatıp gidiyorlar. Bunları da önemsiyorum. Çünkü körleşebilir insanoğlu. Bütün bunları görmek de önemli. Kapımız, gönlümüz açık. Şu anda çok fazla ihtiyaç var. Bunu da bizim çocuklarım, biz danışmanlık almayı da vermeyi de seviyoruz. Merak eden arkadaşlar Nar Eğitim'in sayfasına bakabilir, Narköy'e bakabilir. Açılır. Ve burada çevredeki ekonomik güvence, sigortalı çalışma, benzer şeyler, bunu söylemeyi unuttum. Önce biraz yadırganmakla beraber, çünkü öyle alışılmamış, gündelik işlere alışılmış. Hatta esnaftan bir arkadaş dedi ki, beni görüyorlar, 5 kişilik aile. Tamam, ben büyük anneyim, anneyim, eyvallah, ama erkek de var, kadın da var. Biz nasıl çalıştıracağız? İşte servisle aldırıyorsun, organik besliyorsun, üstüne sigorta yapıyorsun falan diye. Haklar ve ödevler. Haklar ve ödevler. Bu da ekolojinin bir gereği. Adil davranmak, süreç takibi, işte öyle gidiyor. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Çok teşekkürler. Bu arada Yasin Bey el kaldırmış soru için. Buyurun Yasin Bey. Nardane Hanım merhaba. Çok teşekkürler sorum. Sizi tanımış olduk. Bu da bizim eğitim için çok faydalı oldu. Benim sorum şöyle olacak. Siz bu tesisi ne zaman başladınız, ne zaman kurdunuz? Ve siz kurduktan sonra o bölgede size benzer şekilde tesisleşmeye başlayan kişiler, köylüler oldu mu? Onlara nasıl bir danışmanlık verdiniz? Yani yardımcı oldunuz mu? Teşekkürler. Şimdi 1996'da Düşü kuruldu. Ondan sonra 2007 Mart ayında bu arazi bulundu. 2013'te o Yeşil Yıldızlı Otel bitti. Elbette ki pek çok etkileşim oldu. Burada benzer tesisler kurmaya başladı arkadaşlar. Gelip gördüler. Bazı eğitimler düzenlendi. Elimizden geldiği kadar ucundan tuttuk. Epeyce çoğalan var. Organik tarım yapan arkadaşlar var. Çevrede zehir atmayı bırakıp temiz üretime geçenler var. Biz İhtiyacımızın %80'ini kendi şeyimizden karşılıyoruz. %20'sinde ninenin biri, orada bir ineği var. Otlatmaya götürüyor. Ve oradan bir şey süt üretiyorsa, yoğurt üretiyorsa, bizimkin yetmediğinde biz o nineden alıyoruz. Dedenin biri manda gidiyorsa, hala sürdürüyorsa, ondan almaya çaba gösteriyoruz. Ve şu anda Kocaeli'de, bu arada Kocaeli Büyükşehir Tarım Bölümü, sağ olsun arkadaşlar. Bizim ayrımcılığımız yok. Bunlar canlıların yaşaması üzerine, diğerleri hep hizmet elbisesi. Epeyce çoğaldı. Gönüllülerin gelmesiyle kültür alışverişi çoğaldı. Birlikte köy düğünlerine de gittiler, geldiler, tezler yazdılar. Bizim kızlar kulakları İngilizceye falan bayağı açık hale geldi. Çok iyi teknoloji kullanıyor.
üniversiteye giden öğrenci sayısı arttı. Fakat şehirde kalmak yerine kendi köylerinde bu kalkınmaları başlatmaya başladılar. Şu anda da işte Kandıra olarak başka bir kırsal kalkınma üzerinde hep beraber el ele verdik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Büyükşehir de bunun içinde. Ekoturizm konusunda, permakültür konusunda pek çok gelişme oluyor. Bizim burada yetişen, kızım dahil, o zaman bizim baş mimarımız olan Emir Drahşan dahil, onların hepsi buralara da gidip destek veriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Bir beklentimiz yok. Sosyal olarak sorumluluk projelerini seviyoruz, yapıyoruz. Ben zaten 67 yaşına girdim. En çok ilgi alanım oralarda. Bir de akademik tanımlamaları seviyorum. Hoşuma gidiyor. Yani pek çok akademik çalışma yapıldı Türkiye'de ve yurt dışında. O da bizim kendimize başka bir yerden bakmamızı sağlıyor. Çünkü bilimle kadim bir araya geldiğinde, doğayla canlar bir araya geldiğinde bu iş daha iyi yürürmüş gibi geliyor bana. Buyurun. Vallahi çok güzel, çok teşekkürler. Bu arada şey de çok güzel bir söylenmiş, şiddetten şefkat çıkaran adam. Not aldım hakikaten. Bir de sanırım artık özellikle hani bu tüketim toplumunun dönüştüğü noktada herkesin biraz özüne dönmeye, doğaya ve kendine dönmeye ihtiyacı var. Zaten vardı. Pandemiyle daha da arttı. Evet. Sanırım bu biraz da iki şekilde oluyor. Yani belki çok yıpranan, çok tükenenler de biraz ters köşe hayata kaçma ihtiyacını daha fazla hissediyorlar. Bir de zaten özünde olanların böyle bir eğilimi oluyor. Yani her şekilde bu yapaylaşma arttıkça doğallaşma da onun tez antitezini üretir tarzında kendi doğalını üretmeye başlıyor. Ben bakıyorum. Buyurun, şu an yine söz almak isteyen. Ekopsikoloji anlamında da çok önemli. Kentsel tarım da önemli. Dokunabilmemiz gerek. Bir kızımın kanına girdim. Psikologdu. Otistik kızlarla aileleriyle çalışıyor. Doğayı da çok seviyordu. Dedim Gökçe bir ekopsikoloji okusana dedim. İş yerlerinin buna ihtiyacı var. Ne kadar anlamlı, evet. Ve Türkiye'nin hani bu konuda arada makale yazan arkadaşlar vardı ama ekopsikoloğumuz da oluştu. Mesela orman anaokulları eğitimi yapılıyor, geliyor işte. Birazcık burada bir öğretmen etkisinin olmasının da etkisi oluyor. Oğlum çok destekliyor öyle şeyleri. Bir gün haberim oldu, dedim ki o zaman böyle bir şey varmış dedim. Kızlardan biri dedi ki 7 yaşındakini bırakmam, ufaklığı getiriyorum, ne yapayım hocam dedi. Kimse bakmazsa ben bakarım, bayılırım çocuğa dedim. O da aradım. Dedim ki o niye söyle? Ben de bir köy öğretmenin çocuğuyum dedi. Yapmayacak mıyım? Ayıp diye bir şey var dedi. Bunlar gülümsetiyor bizi. Gülümsetiyor, mümkün. Biz 5 kişilik bir aile olarak bu noktaya geldik. Ve şu anda Türkiye'de çok fazla talep var, yurt dışında da. Damat Fransız, bir yandan Fransa'da yapıyorlar. Besleri de oradayken başlamıştı. İç mimarlık, permakültür, yaratıcı mimarlık gibi şeyler okudu. Permakültür eğitimi de aldı. Ya güzel, dünya bir avuç köy. Neden güzel olmasın ki artık? Ele Anadolu, muhteşem bir coğrafya. Evet, yani sizin gerçekten aile bölümlenmesi de çok anlamlı olmuş. Birbirini desteklemiş, çok keyifli. Gelen soruları okuyorum. Fikri Bey demiş ki ekoturizmde yer seçimi yapılırken olmazsa olmazlar neler? Siz nelere dikkat ettiniz demiş. Onun dışında Ahmet Zeki Bey ekibi ve Nardane Hanım'ı, yer alan herkesi tebrik ediyor. Programda paylaştığı bilgiler için çok teşekkür. Bir gitti. Arada ben devam edeyim. Ahmet Zeki Yapalı. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Pardon. Tamam Nazlı Hanım.
Pardon. Nelere dikkat? Ay evet, buyurun. Şey, kusura bakma, ben konuşuyorum sanki devam ediyormuş gibi donmuşum ya, kusura bakmayın. Buyurun. Şimdi bizim için dikkat alanı birinci turdu. Belki kurum düşündü etkisiyle. Bir kere temiz bir alan bulmanız gerekir. Konvansiyonel tarım girmemiş, tehir girmemiş bir alan çok iyi olur. Girmiş de çözümü yok mudur? Vardır. Süresi vardır bunların. Temizlenmesi için doğanın kendini temizleme yöntemleri. Kırsal alanın en azından biz bir köprü olmak istedik. Yakınlık önemliydi büyük kentlere. Bir yanda Kocaeli var, bir yanda İstanbul var. Bu önemliydi. İnsanların kolayca ulaşabileceği, karbon ayak izinin de daha az olacağı. Bunlar hep önemli. Su ayak izi, karbon ayak izi. Dolayısıyla tarihi, kültürü, doğası, bu bir çöl de olabilir. Önemli olan senin orada ne yapacağın. Tarih önemli, kültür önemli, gastronomi önemli. Oradaki gıdalar önemli. Bizim şansımız şu, İpek Yolu üzerindeki bir limana 3 kilometre olan bir vadideyiz, 120 dönümlük. Ve doğal dokuyu olduğu gibi koruduk. Burada zamanla geçen, o gelen gemilerle gelip geçenleri, belki midesinde kalan, belki dökülmüş tohumlar bile iklim değişikliğiyle hep yeni bitkiler çıkıyor. Ben bu sene operasyonu geçirdiğim için çok dolaşamıyorum ama yepyeni bitkiler çıkıyor. Bunlar çok önemli. Ve birinci ekoköyler gittikleri coğrafyaya ve demografik yapıya yabancı kaldıkları için zorlanmışlardı. Bence coğrafyayı, demografiyi kabul edip etmemenizle, eğer kabul edemiyorsak orada var olmak çok anlamlı değil. Hatta sıkıntı bile yaratır iki tarafa da. Onun için önce gidin, dolaşın. Ben öyle olan arkadaşlara diyorum, araştırın. Şimdi pandemi geçtiği zaman biraz gönüllülük yapın. Eliniz toprağa değsin. Bizim büyüklerimizin bir sözü vardı. O işin zeminine dokunmaktan bahsediyor, hangi iş olursa. Eli toprağa değmeyenin yüreği yanmaz, yüreği yanmayanın kalemi doğru yazmaz. Kuzum derlerdi bir de. Yani bir, hangi işi yapıyorsan, yapmaya niyet ettiysen, onun zeminini, tabanını bir görmekte fayda var. Yer olarak da Türkiye'de sınırsız imkan var arkadaşlar. Sınırsız imkan var. Köyler kaybolacağına, kırsal kalkınmayı çok önemsiyorum ben. Çünkü şehirlerde nefes alacak hal kalmadı. Kentsel tarımı da tabii ki önemsiyoruz ama kırsal kalkınma çok önemli. Çok önemli. Arkadaşım da Mersinli galiba. Benim gibi biliyor. Benim sülalem geniş. Adana, Mersin, Yavur Dağları. Mersin Öğretmen Okulu mezunuyum. Kesi alamıyoruz. Duyamıyoruz biz de. Tabii Mersin'in yerlisi olarak sizi dinlerken çok ötelere gittim. Dilinize, yüreğinize sağlık. Aslında hepimize bu işin damardan felsefesini verdiniz. İşin sırrını aktardınız. Sizi dinlerken toprağım olduğunuzu çok net hissettim zaten. Yörük kültüründe bizde burada kara keçiler, ak keçiler vardır. Mersin, Aslanköy'ün. Aslanköy'ün tepesindeki Molla Mahmut Yaylası benim Molla Mahmut babamın dedesidir. Orada yörük çadırlarında yatmışlığım var. Savaş sırasında 4 tahra hastanesi açmış biridir. Orada uyuduğum, Aslanköy'ünde geçirdiğim zamanı unutamam. Sarı keçili aşireti hala göçüyor bu arada. Tarihi verim ben size, 1864 4. Mahmut döneminde, Salmanelerin hazırlandığı dönemde, benim büyük dedem de Molla Mehmet diye geçiyor o dönemde. Aslanköy'de ve aşağıda Rızvanlar vardır. Hamza Beyli Köyü dediğimiz. Milli mücadeleyi kuran, örgütleyen ekiptir bu ekipler. Aslanköy bugün Türkiye tarihinde yer alan ciddi bir yerdir. Kadın tiyatrosu olan tek köyümüzdür. Ve Aslanköylü olmaktan da gurur duyuyorum. O yörük çadırlarında yayık ayranı ve sıkma börek yemenin lezzeti unutulmaz.
Yenin tıkma böreği yaparız biz burada. Hiç kaçmaz. Yapıyoruz zaman zaman. Çünkü öde dönüş, koku ve tat çok önemli arkadaşlar. Hani tat var, en son kapıda da koku var. Ben pek çok tarifi kokusu burnuma geldiğinde hatırlayıp yaparken yakalıyorum kendimi. Bunlar çok önemli. Adnanköy yine çok okumuş yazmış olan yolda gördüğün şalvarlıyı başka bir şey zannetme. O hem okumuştur hem şalvarını giyer ayağına. Gider yapar işini. Bir sürü var böyle yerler. Biz bunları yaşadığım için biliyoruz. Gezdiğim başka yerlerde de görüyorum. Ama bu yani yörük kültüründe biliyorsun doğadan kopmak yok. Bastığın yerde ot bitecek. Sorarlar adama. Nardan Hanım özür dilerim. İtalya'ya ilk gittiğimde alayla valayla Roquefort peyniri getirdiler şarabın yanına. Peynir tabii acemiyiz yeni yeni öğreniyoruz yurt dışını. Roquefort peyniri geldiğinde meğerse ben çocukluğumdan beri Roquefort peyniri yemişim. Biz sıkma ve güneyi Roquefort peyniriyle yapıyormuşuz meğerse. Hem de en kalitesini deri tuluğunda. Çocukluğundaki obruklara koyulurdu. Obruklardaki bir şimdi ben arkadaşlarıma da söylemek istiyorum. Bir obrukta olgunlaşmış davar deriz biz. Davar tuluğunda yani keçi tuluğunda bir tulum peyniri inanın Roquefort'un 3 adım önündedir. Ben şimdi çömlektekini burada yapıyorum. Diğerini yapamıyorum ama kendi peynirimizi falan da yapıyoruz. Çömleğin ağzına meşe külünü bağlayıp ters toprağa gömdüğünde kenarları da yine Roquefort gibi olur. Doktor amca küçükken bana derdi ki Elif Hatun'a söyle babaannem için ben de penisilin almak istemiyorum. Bana küflü peynir getir kızım derdi. Ama küflü peynirin penisilyum antibiyotiğinin temelidir. O mayalar. Penisilyumun temeli de penisilin dediğimiz en büyük, en güçlü antibiyotiğin ana temel maddesidir. Onu aldığınız zaman zaten doğadan alıyorsunuz penisilini. Biz de doğanın parçası olduğumuzu hatırladığımız zaman o doğadan gelen bize iyi geliyor. Allah'tan bedenin hastası kuvvetli hala biliyor. Biz burada çocuklarla peynir ekmek atölyesi yapıyoruz, ekiyoruz, büyüklerle de yapıyoruz. Bayılıyorlar. Peynir altı suyunu çorba yapıyoruz. Anne istiyor ki yemez. O yaptığımız peynirli kurabiye yaptık. Peynir altı suyundan çorba yaptık. Çocuk yiyor. Emek çektiğini seviyorsun. Bir de beden biliyor. Lütfen dedim yemez falan diye önünü kesmeyin. Deneme cesaretini bozmanın alemi yok. Emek çekti seviyor. Yapıyoruz hala biz onları. Ben arkadaşların zamanını çalmak istemiyorum. Nazlı Hanım çok özür diliyorum. Korsan. Yok rica ederim. Serdar Bey iyi oldu. Ben bir gittim geldim. Nedense eğitimlerin son saatinde bir yüklenme mi oldu anlamadım. Kopmaya başladı. O şeyden kaynaklandı. Nardane Hanım'ın sesine yakışık olan bilgeliği aslında şaman kültürünü görüyorsunuz. Orada evet. Bir modern zamanların şaman bilgesi yaşıyor karşımızda şu an. Yani, ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten öyle bir doğal bir terapi etkisi var evet, sesinin. Onu ben de hissettim. Çok yani bir bilgelik. Uzman olduğum bir alan. Orada bir şaman bilgesini dinledik. O ses tonu bizi aldı bir yere götürdü. Oradan o yüksek bir enerji iletişimi aldık biz oradan. Aynen öyle. Ben de aynı şeyi düşündüm. Çünkü ben aynı zamanda tiyatro mezunuyum. Nardane Hanım da var. Gerçekten öyle büyülü bir hem anlatıcı hem bilgelik. Geliyor. Yorgun ses tonu, yorgunluk. Evet. Destekli yorgunluk bize aldı bir yerlere götürdü. Nardane Hanım, az önce anlattığınız konuların tamamında ben akademik eğitimimi güçlü bir noktaya taşıdım. Saha uygulamalarım da çok kuvvetli. 10 yıldır kendi şarabımı kendim yapıyorum. Ekşi mayalı ekmeklerimizi kendimiz yapıyoruz. O yüzden Likör yapıyorum, şarap yapmıyorum. Üleşiriz yaptığımızı. Üleşiriz arkadaşlar. Bu beraberlik, bu birlikte gülmek, birlikte üzülebilmek, bu bizim şunun attığını gösteriyor gibi geliyor bana. Ben insanlarla hani bir şey yapacağım zaman yüzünde gülme ve ağlama izi var mı diye bakarım. O zaman o şirket orada ve
burada atıyorsa vicdani peka diyordum ben. Öyle bir şey mi var? Olmayınca tıkıntı var arkadaşlar. Kesinlikle. O bir yol gösterir. Evet, çok güzel söylediniz. Çok güzel söylediniz gerçekten. Çok güzel bir gün kapanışı oldu. Yavaş yavaş toparlayacağız. Ben arada koptuğum anda yazıldıysa kaçırmış olabilirim ama yeni soru görmüyorum şu an. Ahmet Zeki Bey demiş ki programda kaçırılan sunum ve yayın takibi açısından toplu bir link. Aslında hepsini en son atacağız Ahmet Bey. Herkes çok sabırsız, her gün istediği için biz her gün ayrı ayrı da atıyoruz kimseyi bekletmemek için. Yarın yine şu iki günü atacağız. Her şey bitince toplu olarak da herkesin kayıtları var. Atıyor olacağız. Hatta bu kadar çok attığımız için de insanları kaçırıyoruz Ahmet Bey. Keşke aslında hiç atmasaydık da herkese en son atsak daha iyi olacaktı. Neyse, önemli olan zaten paylaşmak, büyütmek, ya anlık ya da sonraki süreçte izlemek fark etmez. Paylaşmaya devam edeceğiz. Nardani Hanım, bakıyorum son sözlere. Şu an sorular bu kadar ama gerçekten çok keyifliydi sizi dinlemek. Hani hakikaten hem ufuk açıcı hem terapi etkisi olan bir anlatıydı. Çok sağ olun. İyi ki konuk oldunuz. Çok mutlu ettiniz bizi. Ağzınıza, emeğinize sağlık. Ben de çok mutlu oldum. Her bir ulaşabildiğimde, dinleyebildiğimde o yolları geçtik. Bir hikayeyle kapatmak iyi gelirmiş gibi geldi. İnşallah birbirimizle daha sık karşılaşabiliriz. Umudum odur. Kapımız, gönlümüz açık arkadaşlar. Beklerim. Sevgilerimi yolluyorum, teşekkürlerimi yolluyorum hepimize. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bugün katılan her katılımcımıza çok teşekkür ediyoruz. Serdar Bey, size de bu değerli paylaşımlar için çok teşekkürler. Mehmet Bey, çok teşekkürler. Yarın yine 2'de son kez buluşuyoruz. Saat 2'de 7. günümüzle birlikte programı tamamlıyoruz. Herkese sevgiler, yarın görüşmek üzere. İyi günler.